Aleyna Tilki dünya starı olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Öyle bir yıl olacak yani. Hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Dün Los Angeles'a uçan 17 yaşındaki genç şarkıcı orada ne kadar kalacak? Tilki'nin planları neler? Aleyna Tilki'nin Los Angeles macerasının tüm detayları duymayan kalmasın da. Öyle bir yıl olacak yani. Hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Ünlü oyuncu evleniyor. 4 yıllık aşkına tek taş aldı. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Hangi ünlü oyuncu 4 yıldır beraber olduğu sevgilisine evlenme teklif etti? Birazdan. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmeli. Erol Büyükburcu'nun reddettiği kızı Esra sadece duymayan kalmasına konuştu. Bu da reyting yapar işte, al sana. Mirasa bir ortak daha çıktı. Babanın sana söylediği bir laf var. Senin kesinlikle yüzü bırakmayacağım diye bir laf söyledi. Abi canım. Çok özel haberimiz birazdan duymayan kalmasın da. Aleyna Tilki dünya starı olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Öyle bir yıl olacak yani. Hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Dün Los Angeles'a uçan 17 yaşındaki genç şarkıcı orada ne kadar kalacak? Tilki'nin planları neler? Aleyna Tilki'nin Los Angeles macerasının tüm detayları duymayan kalmasın da. Öyle bir yıl olacak yani. Hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Erol Büyükburcu'nun reddettiği kızı Esra sadece duymayan kalmasına konuştu. Bu da reyting yapar işte, al sana. Mirasa bir ortak daha çıktı. Babanın sana söylediği bir laf var. Senin kesinlikle yüzü bırakmayacağım diye bir laf söyledi. Abi canım. Çok özel haberimiz birazdan duymayan kalmasın da. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en fazla sevilen ve en fazla seyredilen diyecektim. En fazla seyredilen ve en çok sevilen sizin programınız Duymayan Kalması an itibariyle yine başlamıştır. Günaydın Cengiz Semercioğlu. Günaydınlar efendim, star ekranlarından. Bugün kuliste o kadar yoğun bir koşturmamız vardı ki bir baktık ikimiz aynı haberle alakalı aynı kişilerle konuşuyoruz ve aynı anda aramışız. Böyle koridorda karşılaştık. Sen kimle konuşuyorsun, ben kimle konuşuyorum derken meğerse aynı haberin arkasındaymışız. Peşinde koşuyormuşuz. Evet, yani. Gerçekten. Evet. Haberde İbrahim Tatlıses'in haberiydi. İbrahim Tatlıses'in babalık davası, Dilan Çıtak'la babalık davası var. O da son dakika haber olarak birazdan ekranlara gelecek. Ama önce televizyon dizi sektörüyle ilgili sevindirici bir haberi verelim. Dün buradan duyurmuştuk biliyorsun. Kara Sevda dizisi, evet. Uluslararası Emmy töreninde, ödül töreninde son dörde kalmıştı demiştik. Dün geceydi New York'taki ödül töreni. O ödül töreninden birincilikle döndü Kara Sevda. Ve uluslararası ödül töreninde en iyi yabancı dizi ödülünü aldı Kara Sevda. İşte vallahi bravo. Dün gece New York'ta yapılan... Tüneyim diken diken oldu. Evet. Yani çok tebrikler. Gerçekten başka hayatı alkışlayan yok şeyde salonda. Tabii bizimkiler kazanıyor sonuçta. Bizimkilerin sevinci diğerleri kazansaydı onlar çığlık atacaklardı. Yani bu bir gerçekten bir başarıdır yani. Ay Yapım zaten senelerdir hani bu grafiğini hiç bozmadı. Hep çok kaliteli işlere imza attı. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Ama Kara Sevda kadar da güzel, ondan daha güzel dizilerimiz de vardı. Acaba daha önceden gönderilmedi mi? Yani yeni yeni mi gönderiliyor? Tabii Kara Sevda mesela iki sezon sürdü. Burak Özçivit, Neslihan Atagül,
Kaan Urgancıoğlu başrollerini paylaşıyordu. Hilal Saral yönetmenliğini yapmıştı. Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yıldız da senaryosunu yazıyordu. Son yılların en çok ilgi çeken, süper, yurt dışında da satışı çok fazla olan bir diziydi. Ve Emmy de finale kaldı. Son dörde kaldı. Çocuklar çok yaşayın. Ekip çok hastayız. Armen Beren, tamam. Şimdi şöyle... entrikalı bir hikayeydi. Yani aile içerisinde entrika. Biliyorsun çok eskilere gidelim çocukluk yıllarımıza. Dallas'ta nasıl entrika olduğu için yıllarca sürdü. Amerika'da gerçekten şöyle sana söyleyeyim. Böyle aile içi entrika, akrabalar arasındaki işte birbirinin sevgilisini alma, birbirine aşık olma falan, bu tip hikayeler acayip tutar. O yüzden de Kara Sevda'nın da hikayesi böyle bir hikayeydi Cengiz. Bu anlamda da sanıyorum jüriden hak ettiği ödülü geçerli almış vaziyette. Dün geceki New York'taki ödül törenine Kerem Çatay, Ay Yapımı sahibi, senarist, yönetmen Hilal Saral, senaristler de gitti. Hilal Saral zaten. Sosyal medyadan paylaşımları verseniz arkadaşlar. Kara Sevda'yı zaten çok izledik de gururumuz olan geceden görüntüleri izleyelim bari. İşte Emmy'yi aldıkları geceden Endless Love diye yabancı dile çevrilip gösterilen bir diziydi Kara Sevda. Öyle satılmıştı yurt dışına ve dün gecede bu ödülü alarak taçlandırdılar başarılarını. Türk dizi sektörü adına gerçekten de çok önemli çok bir başarı. Gerçekten çok önemli bir şey. Gerçekten çok tebrik ediyoruz. Yani Amerika'dan sonra bütün dünyaya en fazla dizi ihracat eden ülke durumundayız. Bütün dizi yapımcıları, Türk dizi sektörünün bütün emekçilerini tebrik etmek gerekiyor. Bu ödülle buraya kadar ulaştıkları için, taçlandırdıkları için. Oyuncularımız orada mı? Yani oyuncular gitmedi. Neslihan Atagül, Burak Özçivit. Allah Allah. Onlar gitmedi. Allah. Sadece yapımcı ve senaristi gitti. Neden? Bilemiyorum yani. Belki yani çalışıyorlar. Ne kadar önemli bir şey. Nerede hiçbirisi çalıştı falan yok. Burak film çekiyor. Neslihan ne gitmemiş? Ama tabii bu dizi yapımcılara yönelik bir ödül olduğu için o yüzden daha çok yapımcıların gitti. Yani diğer dizilerin de oyuncuları yok. Yapımcılar, senaristler. Ha. Evet. Mutfak. Aynen. Mutfak işi olduğu için. İşte bu da sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, çok tebrik ediyoruz. Ay Yapımı çok tebrik ediyoruz. Hilal Saral zaten çok dehşet bir kadındır gerçekten. Yaptığı, imza attığı her şey başarı olur mu? Olur. Çok çok tebrik ediyoruz gerçekten. Evet. YouTube'da güzel da diziydi. Abone sayısı 1 milyonu geçen ilk Türk dizisi Kara Sevda. Bunu da belirtmiş olalım. Böyle de bir başarısı yalnız var. Yalnız bu Kara Sevda'nın da tabii ki Burak Özçivit'le Neslihan Atagül başrollerinde gözükse de bu diziyi de bu başarıya taşıyan isimlerden bir tanesi de kim? Tabii ki Kaan Urgancıoğlu. Kaan Urgancıoğlu. Aynen. Yani onun oradaki kötü kötü rol karakterinin bu kadar iyi oynaması hem onu bize tanıttı. Belki daha önceden de vardı ama sevdik adamı. Kötü adam ama adamı bir şekilde beğendik, sevdik. Yani müthiş bir performans. Çok iyi gerçekten bir performanstı. Burak kadar öne çıkarttı kendisini oyunculuğuyla. Onu da tebrik etmekte yarar var. Tekrar tekrar göğsümüz kabardı. Aynen, gerçekten tebrik ediyoruz. Kerem Çatay'ı Ay Yapımı nezdinde tüm dizi Kerem sektörüne Çatay da en genç yapımcı. Bu kadar ki, genç yaşta yıllardır bu kadar başarılara tabii ki babası da daha önceden bir kanal yönetiyorlardı onlar. Evet. Ve ondan sonra da bu işe soyundular ve bütün yaptıkları diziler hep zengin diziler ve gerçekten çok güzel diziler. Ben de yakında istifamı verip dizi sektörüne geçiyorsun. Belki sen de böyle ödüllerle alırsın. Ha, en azından bir sanatçınız var gidip orada İngilizce konuşacak falan hani teşekkür babında falan. Yani çok istiyorum, hayal ediyorum ama gerçekler burası. İnşallah onlar da olur. Cuma günü de Anne dizisinin Japonya'da aldığı ödülü duyurmuştuk. Star'ın dizileri uluslararası alanda da ilgi görmeye, ödüller almaya devam ediyor efendim. Peki geçelim. İbrahim Tatlıses demin programı açarken duyurduğumuz flash habere. İbrahim Tatlıses'e babalık davası açtı Dilan Çıtak. Hı hı. Kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açıp İbrahim Tatlıses'in soyadını istedi. Dilan Çıtak olan soyadını Dilan Tatlıses olarak değiştirmek istedi genç Türk şarkıcı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de bunu kabul etti. Ancak mahkemenin verdiği bir karar var ki dava ertelendi bu nedenle. Dedi ki
Dilan önce nüfustaki babası Cem Çıtak'ı reddetmeli. Önce babanın soyadını, Çıtak soyadını reddetmeli. Ondan sonra ancak İbrahim Tatlıses'in soyadını alabilir dedi. Şimdi İbrahim Bey'le sabahleyin mesaj attım. Çünkü hani onun izni olmadan hiç sevmem konuşmayı, kırılmasın diye. Çünkü ben bu dava açılması demek acaba İbrahim Bey'in haberi olmadan mı böyle bir şey var gibi algıladım bir an haberi. O yüzden de ona sorma gereği hissettim. O da dedi ki soyadını alabilmek için dava açmak zorunda. O yüzden dava açtı. Yani soyadımı ben geriye alıyorum, nüfus kağıdıma yazın demekle olmuyor. O yüzden bunun için dava açtı ve bu benim bilgim dahilinde dedi. O yüzden hani şey gibi algılanıyor sanki, dava açtı babasına, işte soyadını istiyor falan. Böyle bir durum değil bu. İbrahim Bey'in bilgisi dahilinde olan bir durum. Yani İbrahim Tatlıses'in herhangi bir şekilde olayı reddetmişti. Yok canım, zaten hep Dilan gidiyor babasının yanına. Hepsine kol kanat gelmiş vaziyette İbrahim Bey. Yani hiç öyle bir şey asla algılamadım ben. Fakat çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Dilan müzik türü olarak, tarzı olarak İbrahim Bey'den çok uzak yani. Sonuçta başka bir tarzı var, müzik tarzı. Ve onu Dilan Çıtak olarak tanıdık ya biz. Şimdi Dilan Tatlıses olduğu zaman o yapmış olduğu müzikle biraz... Şey mi olur diyorsunuz? Nasıl olacak ama onu bilemedim ben yani. Dilan Çıtak alışacak mıyız yani? Dilan Çıtak sanki o Çıtak soyadında... Ve onun isminle böyle harmanlanmış ve alışıyoruz, hani bize üç defa Dilan Tatlıses de bak alışıyorsun. Dilan Tatlıses, Dilan Tatlıses diye. Gülüm benimle geri dönermişti. Birden soyadın değiştirdikten sonra işte yıllar önceki gazete küpürleri de haberler de ekrana geliyor. Zaten arada anlaşmalı bir dava bu. İbrahim Tatlıses'in senin de dediğin gibi bir reddi yok. Davaya karşı bir açtığı bir karşı dava yok. Hatta eğer böyle olsaydı İbrahim Tatlıses'in DNA testi istemesi gerekiyordu. Dilan Çıtak'tan DNA testi de istemedi İbrahim Tatlıses. Ya zaten İbrahim Bey açılan davayı kabul ediyoruz, pardon. Açılan davayı kabul ediyoruz. Başka bir inceleme yapılmaksızın davalının kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz demiş. DNA testine gerek olmadı. Zaten İbrahim Bey'in bütün çocuklarında bir mührü var. Yani saçı, kaşı, gözü, bak en ufak ufaklığa bak. DNA testine burada hiç gerek yok. Yani hiç burada gerek yok. Saçlarının cinsinden, gözlerinin çekikliğinden. Yani enteresan bir şekilde nasıl bir şeyleri kuvvetliyse İbrahim Bey'in. Genleri. Yani genleri kuvvetliyse bütün çocuklarında yani korkunç derecede kızda da erkekte de İbrahim Tatlıses şeyi var yani. O yüzden... Dilan da çok beğeniyor. Dilan çok da tatlı bir kız biliyor musun? Evet. Ben tanıma şansını elde ettim yazın. Çok başka bir yerde bir kız ve bence desteklenmesi gereken bir sesi var. Çok önemli bir sesi var Dilan'ın. Yani ben anlamıyorum bu yapımcılar her gün böyle saçma sapan tipler çıkartıyorlar. 2-3 tane dans ediyor diye kızlar falan ama bu kızın gerçekten çok önemli Dilan'a bir sesi. Dilan'a da yapıyorlar canım. Dilan ama yok, Dilan'a hak ettiği şey de değil Dilan yani. Biz yani Dilan'ın gerçekten performansı ve sesi şaşırtacak kadar iyi yani. Evet. O yüzden de ona gerçekten destek olunmalı diye düşünüyorum ben. 1988 yılında İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'la bir süre ilişki yaşamıştı. Ve o ilişkiden doğan kızıydı Dilan Çıtak. Dilan'ın kızı olduğunu da daha sonra kabul etmişti İbrahim Tatlıses. Ancak yasal engele takıldı işte babalık ve soyadı davası. Şimdi mahkeme şoku falan deniyor ama çok şok bir durum yok ortada aslında. Evet, şok değil arkadaşlar. İşte bunu böyle verdiğiniz zaman... Gazetelerde de çünkü bugün Dilan'a mahkemeden şok diye veriliyor. Olayın prosedürü zaten bu. Mahkeme diyor ki evet, İbrahim Tatlıses de kabul ediyor seni, sana soyadını vermeyi. Sen de soyadını almak istiyorsun. Ancak yasal prosedür gereği senin nüfusuna kayıtlı olduğun baban neydi? Cem Çıtak. Cem Çıtak'ın nüfusundan ayrılman gerekiyor, çıkman gerekiyor diye. Cem Çıtak da 2007 yılında vefat etmişti zaten. İş biraz da o yüzden uzuyormuş. Ha, şimdi onu söyleyecektim. Için. Çünkü adamcağız da ne olursa olsun yıllardır soyadını vermiş. Üzülmez mi ki, diyecektim. Tam Allah'tan. Evet, 2007'de vefat etti. Hayatta değil en azından. Üzüleceği bir noktada değil. Allah'tan değil tabii de yani. Hayır yani şu anda bunu görmüyor en azından. Evet. Ben mesela ağrıma giderdi. Hani kızına, elimde büyüyen bir kıza soyadını vermişim. O sonra gidiyor.
biraz üzülürdüm, buruklaşırdım yani ki, normal olarak. 19 yıl, 2007 yılında vefat etmiş Dilan Çıtak, 88 doğumlu. Ama tabii ki babasının soyadında olması kadar daha normal hiçbir şey olamaz. Çünkü o da onun evladı yani. Ve bence kızlar daha çok benziyor babasına. Çok tuhaf bir şekilde. Yani en ufaklığa bayılıyorum Elif Ada'ya. Yani ağzımdan falan sular akıyor onu gördüğüm zaman. O kadar seviyorum. Ama Dilan'ı da yakından gördüm ya. Yazın. Hı hı. Konuşuyor ya. Sanki İbrahim Bey'in saçları uzamış. Bonus saç yapmışsın İbrahim Tatlıses'e. Öyle konuşuyormuş gibi bir hali var yani. Çok enteresan bir benzerlik. Bir de çok seviyor babasını. Peki dedim, hiç söylüyor musun? Hani aranız nasıl? Ya yanına gidiyorum falan dedi ama hani öyle duygularımı söyleyebilecek şeylerimiz olmuyor dedi yani. Yani ama tabii ki çok seviyorum dedi ama hani hep böyle bir İdo başrolde ya ailede. Evet, İdo. O diğer çocuklarda hep bir böyle bir geri adım, bir adım geriden sanki böyle bir şey var. Ne olduğunu. Ama Dilan Çıtak şey tabii aileye çok sonradan girdi. İdo bile buraya geldi. İşte birazcık yabancılık çekiyor. Tabii ki o süreç ama bence babasını çok seviyor. Yani hem ama sonuçta İbrahim Tatlıses'in de özellikle İdo'nun da mesela hani kardeşine kol kanat germesi falan önemli. Ben İdo'yu da çok seviyorum. Evet. İdo da çok iyi yetişmiş. Tabii sonuçta Derya Hatun'un yani faktörü şey yapar, de var. İlişki kurmak istemez. Yok. Yani mesafe koyar. Ama İdo mesela işte bu fotoğrafları gördüğünüz gibi. Ya işte geriye kardeşler kalıyorsunuz. O yüzden de birbirinize sahip çıkacaksınız. Yapılacak bir şey yok yani. Hiçbir şeyin kavgası, gürültüsü. İnsan bir şey olduğu zaman gene ailesine koşuyor. Yani ailesini arıyor. Yani herkes el bir şekilde... İnsan kardeşlerini arıyor yani. Hep anne babalar da ayrı da olsa. Bu senin annenin sizi yetiştirdiği şekle bakıyor biliyor musun? Bazı anne düşman yapıyor kardeşleri birbirine. Evet. Baban doğru. Gitti diyor, onunla evlendi diyor, işte böyle falan diyor. Kardeşler de birbirine böyle düşman. Ama anne sizi o şekilde büyütmezse anne de iş bitiyor böyle durumlarda. O yüzden birbirlerine sarılacaklar yani. Çünkü böyle önemli bir babanın çocuklarılar. Yani evet. Gerçekten. Mahkeme sonuçlandıktan sonra Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 6. çocuğu olarak nüfusa geçecek. İbrahim Tatlıses valla maşallah yani. Evet. Bir üç tane daha yapar diye düşünüyorum yani ben. Gerçekten. Peki karışık bir aşk trafiğine bakalım. Yine mi Merve artık? Özbey Murat Birinci ile beraberdi. Ve Murat Birici ile 2,5 yıldır yaşadıkları bir ilişki vardı. Önceki akşamda Beyoğlu'nda sahneye çıkmış. Daha sonra bu ilişki bir başka isim tarafından, oyuncu Burcu Birici ile yaşadığı ilişki nedeniyle noktalanmış. Şimdi daha önce de Burcu Binici, oyuncu olan Burcu Binici bizim telefonla bağlanmıştı programımıza biliyorsun. Sevgilisi Ahmet Kayakesen'i başka bir kadın oyuncuya kaptırdığını, sette bir başka kadın oyuncuya kaptırdığını söylemişti. Şimdi de Burcu Binici ile ilgili aynı haberler çıkıyor. Deniyor ki Burcu Binici de Merve Özbey'in sevgilisi olan Murat Binici'yi, soy isimleri sadece benzerlik arkadaşlar. Burcu Binici, Murat Binici herhangi bir şey yok. Sadece soyadı benzerliği. Şimdi de Merve Özbey'in sevgilisini aldı diye yani haberler çıkıyor. Yani şu anda çıkıyor. Burcu Binici ile Murat Binici beraberler mi? Şu anda beraber. Bunlar evlenmelerine gerek yok. Hiç gerek yok. Soyadı direkt yani. Bunlar hiç evlenmelerine gerek yok. Şimdi bu işler ne zaman oluyor anlayamıyorum ben. Yani bunlar normal sabah uyandıkları zaman bir alışveriş merkezinde birbirlerine rastlıyor falan diye. Bunlar bu gece hayatında kopuyorlar bence. Bak, Burcu gerçekten. Binici şimdi Burcu Binici tarafı tabii hani şey yaptı. Murat Binici arkadaşımdır ve aramızda herhangi bir ilişki olmamıştır diye bir açıklama yaptı sosyal medyada ama dünkü gazetelerde de bugünkü gazetelerde de bu ilişkinin olduğu yönünde, yürüdüğü yönünde haberler var. Yani o zaman ben her zaman ağızdan çıkana inanırım. Evet, yani çünkü gazetelerde ve genelde bir sürü yalan haberler çıkabiliyor. O yüzden de hani kim söylerse ona inanırım ben yani. Merve Özbey Demet'in vokalistiydi. Hı-hı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Merve Özbey Demet Akalın'ın vokalistiydi. Ondan sonra evet, albüm yaptı evet, ve evet. Kendi kanatlarıyla uçtu. O meşhur şey işte vurur yüze ifadesi. Bak işte, bak tabii, sana tabii. Gelişmeler var. Bayağı kelimeler öğrendin Türkçe pop müzikten. Şimdi pop müzik şarkılarından şöyle. Merve Özbey başarılı bir grafiği var. Güzel gidiyor her şeyi. Sesi de güzel. Her şey her zaman güzel olacak diye bir şey yok. Özel hayatta bazen inişler çıkışlar olur arkadaşlar. Bir şekilde başarılı kadının mutlu olması gerçekten çok zor. Yani bir yerde olan bütün kadınların başarılı kadınların
Muhakkak cezaları da büyük oluyor. Hayat bir yerden bir şeyi veriyor, bir yerden alıyor. Geçtiğimiz hafta o yüzden bir röportaj vermişti zaten bize. İlişkisinin bittiğini söylemişti. İşte bu ilişkinin bitme nedeni olarak da Burcu Binici gösteriliyor. Ama yalnız siz Merve Özbey'in son halini gördünüz mü? Yani şuradaki kahverengi saçlı normal kız gitmiş. Sapsarı saçlı, gayet frapan. Bir görelim arkadaşlar Merve Özbey'in son halini. Bakın sağda mikrofon var elinde. Başka birisi gelmiş. Çünkü çok da güzel olmuş. Bayıldım. Öyle söyleyeyim. İlişki bitince kadınlar böyle bir kendilerini ne yapacak? Önce saç baş, değil mi? Şimdi bu çok güzel bir terapi şekli Cengiz. Bunu sen bilmezsin ama şu anda beni izleyen bütün hanımlar biliyordur. Ayrılık sonrası şimdi tekrardan başlangıç yapmak zorundasın. Ve tekrardan başlangıç yapmak için de kendini iyi ve güzel hissetmek, daha güzel hissetmek zorundasın. İyi hissetmek zorundasın ve kendine yatırım yapmaya başlar. Halbuki ilişkide yapmazlar. O ilişkide eve tabak, çanak, masa örtüsü, yemek, adama hizmetle geçer. Ama anlarlar ki bu işin sonunda hiç kimsenin bir teşekkür aldığı yok. Erkekler bir şekilde adamlardan ayrılırlar. Ayrıldıktan sonra da kendilerine bakarlar. Bu güzel bir şey. Terapi şekli. Ben bütün kadınları bu anlamda destekliyorum. Çünkü yeni bir hayata verecek. Yeni bir aşka yelken atacak. Tabii ki güzel ve iyi olması gerekiyor. Evet. Merve Özbey de. O yüzden de Merve Özbey'in yeni imajını ama ben çok de beğendim. Beğendim. Yeni imajını gerçekten. Öbür türlü silikti biraz. Yani sesi vardı. Güzeldi şarkıları. Ama hani sahne kadını gibi durmuyordu. Şimdi gayet sahne kadını gibi durmuş. Gayet de beğendim. Yani yeni şeylere, yeni sulara, yeni açık denizlere yelken açabilir artık gayet rahatlıkla diyorum. Evet. Peki Demet Akalın'a gidelim mi o zaman? Dün yayınlayamamıştık. Evet. Demet Akalın konserine gitmiştin sen. Evet. Ve Bostancı'daki bir yerde yapılan konserde kalabalıkmış. Bu yıl 6. kez çıkmış. Bir izleyelim bakalım görüntüleri arkadaşlar. Ne olmuş? Demet Akalın neler yapmış? Taşınız da biraz gölgede kaldı. Sanki değil mi? Yalnız bu tek taşıma fazla uğraşmayın. Her gün manşet yapıyoruz. 10 senelik tek taş yeter yani. Girada sizi en önden izleyecek babasıyla birlikte. Evet inşallah durur. Çünkü 10 gündür acayip 4 yaş sendromu diye bir şey varmış. Çıkartan tövbe tövbe yarabbi ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Beni 4 yaş çocuğu olanlar anlayabilir. Şu anda başka kimse anlayamaz. Çok huysuz. Giran'ın karakteri sizin karakterinize benziyor. Liseden sonra Mayo defilesinde bile açılmadım yani beyin olarak. İnanılmaz pısırıktım. Hiç benimle alakası yok çocuğun huyu ve karakteri olarak. Çok inatçı bir kere. Cem Yılmaz'ı diğer komedyenlere tur bindirdim dedi. Siz de diğer şarkıcılara tur bindirdiniz mi? Estağfurullah hiç öyle bir tur bindirim. Yani Tarkan'ı açık havada yapmış 15 bin tane. Kaç tane konser yaptı? 9 tane. 9 mu yaptı? Konser haydi. Haydi. Evet, Demet Akalın konserinde önce bu röportajı verdi. Cem Yılmaz'ın diğer komedyenlere tur bindirdim lafını siz de Türk popunda tur bindirdiniz mi diye soruyor muhabirler. O da estağfurullah Tarkan varken bize söz düşmez diye açıklama yapıyor. Doğru da yapmış bence. Şimdi doğru da yapmış ama mütevazi bir günündeymiş. Yani, ama Tarkan'a da kusura Tarkan da Bostancı'da çıkmıyor zaten pardon. Tur bindirdim demeyecek. İyi de bu Bostancı'yla alakalı bir şey söylediler herhalde değil hayır, mi? Hayır şey genel olarak. Genel Türk olarak. Ha, o da diyor ki açık havada diyor 9 defa çıktı diyor. Ne haddimize bizim Tarkan'la varken bize söz düşmez diye. Tamam da Tarkan erkek o da kadın. Hayır. Yani o yüzden de o da kendi dalında iddialı olabilir. İddialı tevazu gösteriyor çünkü gerçekten ben onu çok uzun zamandır seyretmemiştim. Hem sahnesi hem sesi hem yorumunu bu kadar ilerlettiğini evet albümde herkes bir şekilde oynuyorlar. Kargalar da bülbül olabiliyor ama gerçekten çok beğendim onu söyleyeyim. Sahnesini Seren'in de çok beğendim. Kulisten yaptığı röportajlar var bakalım. Muhabirimiz Seren Serengil. Ne yapayım göndermiyorsun elindeki şartlarda öyle bakalım yapıyorum. Ne diyor? Allah Allah. Ya şu an çekiyor hadi.
Evet, Demet Akalın'ın kulisindeyiz. Demet biliyorsunuz çok yakın arkadaşım ama muazzam bir konser gerçekten. Burada Berkay'ı seyrettim, seni seyrettim. Yani içeride sakınca hiç bir o kadar dışarıda vardı ve gerçekten dans etmekten yorulduk yani. Aferin sana. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hayatınız olsun. Fark ne düşünüyorsun? Sen de duymayan kalmasın seyrede. Valla acayip güzel tabii ki bizim için. Bu sene artık bir yıl içinde dördüncü yaptığımız Bostancı konseri ama her defasında tabii heyecanlanıyorsun. Tabii sizin bilmediğiniz, görmediğiniz şeyler oluyor. O merdiven açılmadı, o antilatörler çalışmadı. Çok açmadı, bir delirdi. Bir delirdi. Neyse ben anlamadım. Değil mi anlamadım? Yalnız en çok alkışı nereden alıyor biliyor musunuz? Çok tuhaf. Evet. Arabesk şarkı ne zaman söylese hop oturdular, hop kalktılar. Bu da çok önemli bir şey. Ben çok şaşırdım yani. Çünkü normal sahne programımıza tabii ki halk konseri... Sahneden görüntü yok mu? Yok mu gene sahneden görüntü? Var var sahneden görüntüler de verelim arkadaşlar. Çektim bir sürü. İzleyenler var. Nur Yereltaş var. Sahneden görüntüleri de görelim bakalım. Elbiseler Gülşah Saratoğlu'ndu. Bak. Bunlar senin çektiğin görüntüler değil tabii. O, her şeyi en iyi yapacak halim yok. Her şeyi en iyi yapmak zorunda. Full doluymuş salon. Bu elbiseden bahsetmek istiyorum. Aslında bugün mini etekti, mini elbiseydi. Hmm. Ama tabii evli olmanın gerek Gülşah yaptı. Çok güzel ama burada tabii bu taşlar falan parlamıyor. He. Şimdi aslında bu normal bir elbise aslında ama altına pantolon yapıldı. Giymiş, Okan faktörü. Okan faktörü. Niye olmuş? Çünkü çok güzel bak o halinde gerçekten. Hippie kıyafeti gibi oldu böyle yapınca da. Ama sahnede güzel duruyordu. Burada... Okan o kadar kıskanç mı? Ya şimdi evliliğin güzel bence bir yaşamları var. O zaman Elçin Sanguini'yi eleştiriyoruz sevgilisi öpüşürken salonu terk etti diye. Bir dakika. Şimdi bu da bir yani, iş yapıyor değil mi? Ha. Demet de bir iş yapıyor. Bu burada bir ne oluyor arkadaşlar? Bir de bacakları altta oturduğun zaman bütün aşağıdan yukarısı gözüküyor ama yani. Onu istemiyor olabilir. Sahnenin önüne doğru gelmeyecek belki o zaman. Yok. Nur Yerlitaş. Efsane. Efsane. Çok eğlendik. Gecenin sonu benim için çok kötü bitti ama. Niye ne oldu? Zılgıt yedim çünkü o yüzden. Masaj yapıyorlar. Bu da konser sonrası galiba. Evet, kulis burası. Ben tabii... Işır Reçber var. Gülşah evet. Saracoğlu var ve... Bu elbise Durmaz'da. Çok güzeldi. Bu da zaten marka bir elbise. Sen niye zılgıt yedin gecenin sonunda? Çünkü ben o Demet'in verdiği coşkuyla akşamleyin nasıl olsa Özay'da sahnede diye kendimle bir başka gece kulübüne gittim ama izinle gitmiştim. He. Ama tabii eve saat 5.30'da falan gelince bir de anahtarı da diğer evde unutunca hep beraber evin kapısında kaldık mı? Zılgıtı da yedim mi? 2 gündür zaten onu çekiyorum ama muhteşem bir konserdi. Konserdi. Peki yani. Her şey güzeldi de Hira'nın orada ne işi var? Ya yine şey ben bir baba olarak şimdi Demet'e ve Okan'a buradan kızayım. Hayatım kızma. Çünkü niye? Bak ben de mesela biz sanatçı çocukları biz kulislerde büyüdük yani. Hayatım sen 30 yıl önce 40 yıl önce kulislerde büyüdün. Ne yapayım? Olacak? Bir bakayım ses var mı? Ne alakası var güzelce yani? Güzelce giyindi. Yani abisi. Bunun Çağla ne alakası var? Tabii. Var annesinin bütün Bostancı Gösteri Merkezi konserlerine geliyoruz. Niye? Ailecek geliyor. O zaman millet düğüne de çocukları götürmesin o götürmesin zaman. Götürmesin zaten. Tamam. Hayalet değil mi aşkım? En çok hangisini seviyorsun? Zaten annesine şarkı okutturmadı. Bugün biraz yeni arabadan uykudan uyandı ya biraz şey. O gün şeydi çok. Asabiydik. O gün Okan kılığındaydı o gün. Evet, tam kız iki çift laf ediyor. Uyuyor bak çocuk uyuyor babasının omzunda artık. Hayır uyumuyordu ağlıyordu. İşte ya da ağlıyor. Bir şey istemedi. Orada gürültü var kalabalık var ses var. Kendisi annesini saat, yırtıyor geç. Kendisini. Ne saat geçiyor? 11'de bitti program. Erken mi? 8'de başladı 11'de bitti. Erken mi? Ya 11 oradan çıkışları onların 12. Yani anlayamıyorum. O zaman millet bütün köylerden tut, şehirlerden, kasabadan millet düğüne giderken herkes çocuklarını götürür. Herkes götürme tabii ki götürmeyeceksin yani bunu diyorum. Tek, niye götürmemesi lazım. Ya şimdi o yaşta bir çocuğun Hira kaç yaşında? 4 yaşında. Ha. 4 yaşında bir çocuğun saat 11-12'lere kadar bir konser alanında olması doğru değil. O zaman 16 yaşındaki olamaz. Bir kızın da konser vermesi de normal değil ama Aleyna çıktı konser veriyor. Kerimcan'ın doğum gününe de götürmüştü. Ne yapacağız şimdi? Tam 8'de orada gittiler. Orada da partiler vardı. 8 içkili bir ortam değildi fark o. Fark etmez. İçkili içkisiz. Aman Cengiz Allah anladın aşkına. Mı? Olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Bak ben kulislerle büyüdüm. İyi ki de büyümüşüm. Çünkü armut dibine düşüyor. Annenin ben mesela annesini görüyor orada. İlla görmek istiyor. İçeride durmadı yani. Kendisi görmek gelmek istiyor. Görmek istemesi ayrı.
Bunlar kötü örnek. Çocuğu ön koltuğa oturtmak kötü örnek. Gece şimdi sen kadar bu kadar güzel bir konserden, bu kadar güzel bir konserden ve bu kadar başarılı bir işten gene aldın, Hire'ye aldın. Burada konuşulacak gerçekten bazen bak hakkını bak. Teslim etmek lazım bazı durumlarda. Ediyoruz. Bak ne dedik? Çok güzel konser. Kıyafetler güzel. Her şeyden konuştuk. Her şeyden konuştuktan sonra izin ver de sonunda da bundan konuşalım. Hire'yi orada görünce. Kameralar çekmiş Hire'yi. Bak. Çocuk uyuyor. Yapma. Çocuk uyuyor. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Söyle. Gayet üstüne titreyen bir anne herhalde babası var. Yani, söyleyeyim sana. Ama onu evde bırakmaya kıyamıyorlar. Ben bile her gün sabahleyin iki tane köpeğimi buraya getiriyorum. Ya köpek de taşıyorum. Aynı şey mi? O, köpeği atıyorsun. Aynı şey demiyorum. Duruyor. Ya atıyorum duruyor. Duruyor işte. Her reklamda gidiyorum. Şey yiyorlar mı içiyorlar mı iyiler mi öksürüyorlar mı? Yani insan çocuğunu ayrı evde bırakabilir dadıyla. Hiçbir yere bırakmıyorlar anne baba olarak yani. Hiçbir zaman ben onları yalnız evde onları bırakıp gittiğini de görmedim. O yüzden burasına bir şey söylemiyorum anne babalığına da belki söyleyemeyiz. Herkes çocuğuna en iyi annesi babasıdır bence. Yani ne sen onun babası kadar onu düşünebilir herhalde, misin? Düşünemezsin. Ama ortaya çıkan görüntü olarak doğru değil diyorum. Yani ben yıllar öncesine gittiğim için Demet'le de beraber çalıştığım için o zamanki Demet'ten bu zamanki Demet'e dehşet bir fark var. Şarkılarını herkes ağzı... Gurur duydum onunla. Çünkü dişinle tırnağınla yaptı. Evet tamam bunları takdir ediyorum. O yüzden edeceğim. De... buna bir şey dedik mi? Ama onu göstereceğine sahne performansını gösterdik keşke. Gösterdik ki hayatım. Hani nerede gösterdik? Hiçbir şey gösterdik. O kadar şey çektim bir daha çekmeyeceğim yani. Aa. Orada siyah elbisesi vardı. Onunla alakalı bir şey konuşacaktım. Söyle gözlüklü. Bakayım siyah elbisesinde. Altta gene o pahalı çizmesini giydi. 35 bin TL'lik. Üzerine de gene bir... 20 bin TL'lik elbisesi vardı. Bir de gözlüğü de 15 bin TL. 100 bin liralık 100 bin liralık kıyafetini göstermediniz. Bravo kadar. Çok güzel ya. Bunlar yani. Sahne için önemli şeyler. Sahne için önemli şeyler. Performans çok bunları... konserini göstermek. Ah, Demet Akın'ın telefonda buyur. Bence Demet ben... günaydın. Günaydın. Allah Allah senin ya. Senin yüzünden her Allah. Gün kavga ediyorum Demet bununla. Günaydın hayatım. Ya bir şey söyleyeceğim Cengiz, sen de söylediğine inanmıyorsun değil mi? Vallahi yani... inanıyorum ya. Niye inanmayayım hayatım? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Bostancı'yı kim için yapıyorum biliyor musun? Kim? Yani beni seven gece kulübüne gelemeyen ufaklıklar için yapıyordum. Ya. En az 1000 tane çocuk vardı orada. 7 bizim yaşında konserimiz... 8 yaşında kaç kişi vardı orada? Kaç tane yani çocuk bizim vardı? Konser 8.45'te başlıyor, 10.45'te bitiyor yani. Güzel. Zaten çocuk... Hira yaşında var mıydı küçük çocuklar? Bu kadar güzel, bu kadar güzel bir konserden Hira'yı mı şey... İstersen götürme ya Hira'yı, istersen götürme. O ev ne olur biliyor musun? Başımıza yıkılır. Yıkar değil mi? Aynen. Şunu söylemeye çalışıyor. Sizin Okan'ın da senin de... Gerçekten Hira'ya ne kadar önemsedi, tabii, özen gösterdiğinizi, ihtimam gösterdiğinizi biliyorum da. Çocuklar böyle geç saatlere kadar yatıyor, dışarılarda kalıyorlar falan filan. Bunlara kötü örnek olmasın diye bunun hayır, altını şeyde çiziyorum. Çok haklısın. Şeyde çok aynen. Haklısın. Hani normal sahne olsa hani gece yarı programları işte böyle hani içkili yerlerinden eyvallah. Ama orası halk konseri olduğu için ve gerçekten de oraya benim çok minik hayranlarım geliyor. Böyle hani 9.30'lara bile sarkıtmıyorum ben şeyi. Normal erkenden çıkıyorum ve tek görmek istedikleri yer beni orası ve cumartesi akşamı oluyor zaten. Ama çok güzel konserdi. Tamam. Ama Kerim Can'a da götürdün unutma. Onun da bir altını çiziyorum. Ay Cengiz bak. Ömrümü yedin sabah neyse, sabah. Neyse bunu geçiyorum. Konserde peki o kıyafetin altına pantolon neden giydin Demet? Aşkım şimdi Seren'e attım. Ben onu yabancı bir siteden orijinali öyle zaten pantolonlu. Ben öyle yani dedi Gülşah zaten... bana ne bileyim. Yok Okan'ın artık öyle dedi, şeyleri... Bir şey dedi yani çünkü. Yok uzattık. Okan'ın öyle şeyleri kalmadı. Çünkü artık ben de istemiyorum. Yani bana da ben artık kendime yakıştıramıyorum yani. Ama hani bu çok... elbiseyle olaydı. Aşkım zaten mini elbise giyiyorum. Öbür ikinci giydiğim ondan daha açık bir elbise yani. Evet. Ay Gülşah dedi uzattık dedi sanki bana. Kuliste mi uzattık dedi. Bak bu siyah elbiseye bayıldım ama. 35 bin liralık çizmen. Gözlükler şeyden, aynen. Hani üç harf var ya zaman, Y ile başlıyor. Seyle devam yok çizmeyle aynı marka ama zaten Outlet'ten aldım. Onu da söyleyeyim de bari rahatlayayım. Outlet'ten mi aldın? Outlet'ten aldım. Evet. Ucuzdan yani. Bak, ya gerçekten Milano'dan Outlet'ten aldım. Aynen. Çok güzel. Ama çok sana güzel. Sana güzel mi? Gözlükler de o gözlüklerle beraber çıktı sonra çıkarttı. Gözlükler Nur ablamın hediyesi. Evet. Nureyla'nın hediyesi. Çok güzel bir konser. Öyle ay, yani. Cengizciğimin sesini duyayım dedim sabah sabah. Sağ ol. Teşekkür ederim Demet'ciğim. Peki Demet seni bulmuşken şu geçen hafta evi taşırken 1 milyon TL çıktı çöp torbasının içinden falan gibi haberler çıktı. Nedir o işin aslı astarı?
Ya Cengiz keşke öyle bir para. Yani bırak bulmayı, kaybolan şeylerim var bir sürü. Koltuklarımın yastıkları yok işte. Bir sürü ödüllerimi, bir sürü şey kayboldu da. Gelen bir şey yok. Keşke gelse de beraber bir şey yapsak. Ya o kadar param olsa Allah aşkına niye kredi alayım o zaman ben? Unutuldu evet. Niye kredi mi kapatmayayım? Öyle evet. Bir para, öyle bir para için zaten çalışıyoruz yani. Evet. Yok canım öyle bir şey. Allah daha çok teşekkür ediyorum. Sana. Amin hepimize. Öpüyorum aynen. Seni. Hadi tebrik ediyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay. Birayı da öp bizim için. Allah'ım tam bir şey söyleyecek. Tam seyirciyle konuşacak. Bir sürü 5-6 yaşında onu unuttum bak kendisi hatırlıyor. 10 yaşında 7 yaşında bir sürü anaokul bir sürü çünkü çocuklar da onun şarkısını nasıl Aleyna'nın hayranları var. Demet'in de bütün şarkılarını bütün çocuklar söylüyor. O yüzden yani o zaman sinemaya da gitmesinler akşamla film geliyor ses çok var yüksek diye. Aynı şekilde oturuyorsun burada da hani bir içki yok bir şey ben yok. Ben sinemaya gitmesine karşıyım zaten 12'ye kadar. Sen neye karşı? Senin zaten hayata karşı olmak için gelmişsin. Senin karşı olmadığın bir şey yok yani. Sabah sabah. Peki evet. Ünlerin çocukları demişken bir bakalım şimdi. Şimdi Hira tabii çok ufak 4 yaşında ama inşallah onun da böyle 13 yaşlarını 15 yaşlarını 18 yaşlarını göreceğiz hep beraber. Şimdi tabii ki o yaşlara gelip de tartışılan çocuklar var. Geçen hafta işte Umut Akyürek'in kızı 12 yaşındayken böyle makyaj yapar mı, bunu yapar mı diye çok tartışılmıştı. Bu tartışma yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi. Bu sefer de Defne Samyeli'nin kızı tartışılıyor. Bir bakalım habere. Umut Akyürek'in sosyal medyada kızıyla paylaştığı fotoğrafla başlayan tartışmalara yeni bir ünlü çocuğu krizi daha eklendi. Ünlülerin çocukları yaşından büyük görüntüleriyle tartışma yaratıyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen fotoğrafsa Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'le bir alışveriş sitesinin gecesine katılmasıyla oldu. Soğuk havaya rağmen mini etekleri ve birbirlerine uyumlarıyla dikkat çeken anne ve kızları geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajda giyecekleri kıyafetlere birlikte karar verdiklerini söyleyerek dikkat çekmişlerdi. İşte o ayakkabıyı giyeyim mi, bunu giyeyim mi böyle birlikte karar veriyoruz. Sonra da bir de bakıyoruz ki belli bir çizgide çıkmış sanki özellikle hep beraber benzemeye çalışmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Bugün koptuk ama... Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki modellik yapan kızı Deren, annesine benzerliğiyle dikkat çekerken, ünlü oyuncunun 14 yaşındaki kızı Deren'in makyajlı hali tartışma yarattı. Umut Akyürek'in kızıyla başlayan tartışma, Defne Samyeli'nin kızıyla daha da büyüyor. Eleştirilen hiçbir umurunda değil. Eleştirilen hiçbir umurunda değil. 14 yaşında orta öğretim öğrencisi Derin'in makyajlı bir şekilde annesiyle gece davetine katılması sosyal medyada çok tartışıldı. Gece davetine 14 yaşındaki kızıyla katıldı. Defne Samyeli'nin kızlarıyla bir davette çektirdiği fotoğraflar tartışma yarattı. Ama ünlü oyuncu kızlarıyla gündüz ya da gece davetlerde uzun süredir boy gösteriyor. Samyeli'nin bu durumdan hiçbir şikayeti de yok. Kızlar olarak böyle bu moda üzerine kıyafetler giyilirken konuşuyor musunuz birbirinize? Yani bir anneye danışma var mıdır mesela kızlara soralım. Olmaz olur mu? Tabii ki. Zaten hep birlikte hareket ediyoruz, hep birlikte seçiyoruz genelde. Aynen yani her şeyi beraber seçiyoruz yani birbirimize soruyoruz. Umut Akyürek ise kızının makyajlı fotoğraflarının eleştirilmesi üzerine durumun çok abartıldığını söylemişti. İşte bu ona belki bir ders olmuştur. Daha çok küçük, daha çocuk Melek bu. Haksızlık yapıldı yani. Çok fazla genç kız abartıldı. Memleket başlamış. Meselesi değil yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir yeni nesil geliyor ki. Vallahi yarın Umut'un kızı. İşte Defne'lerin. Defne. Yani böyle bir acayip böyle bir enteresan, sınır tanımayan falan hani önlenemeyen bir nesil geliyor biliyor musun evet. Arkadan. Ama bunlar tabii güzel kadınların çocukları bir ve annelerine özenmeleri normal. Üzerinden
tartışma çıktı zaten. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Defne o kadar yani 45 yaşında ama evet. Defne o kadar Defne güzel gerçekten. Ki. Yani iki tane kızından da güzel. Bak ben sana söyleyeyim. İkisinden de şeye giriyorlar. Evet. Bodrum'da da yazın geldiler. Aman yarabbim. Soldaki 14 yaşındaki kızı Defne Samyeli'nin. Ortadaki Defne. Derin soldaki işte 14 yaşındaki. En sağdaki de 21 yaşındaki Deren. Şimdi 20 yaşındaki de problem yok tabii ki. Defne'de de problem yok ama 14 yaşındaki kızı da işte hani anne ve ablayla beraber böyle şeye gidince kılık, kıyafet, saç, makyaj falan filan olunca Umut Akyüre'ye söyleniyor bu. Neden Defne'ye söylemiyor o diye. O zaman pardon 14 yaşındaki Defne Samyeli'nin kızı onunla beraber gece kulübüne çıkıyorsa 16 yaşındaki Aleyna da sahneye çıkmasın o zaman. Yani şimdi o zaman Türkiye'de işte hani böyle kötü örnek kötü örnek bilmem ne falan diyorsanız o zaman 16 yaşında da Aleyna sahneye çıkmasın. 16 yaşında Aleyna'nın sahneye çıktığı bir ülkede 14 yaşındaki bir genç kızın da sokağa çıkmak istemesi kadar normal bir sokağa şey yok. Sokağa çıkmasına hiç kimse bir şey diyemez. Gece kulübünde o zaman. Tabii ki yani gece tamam işte gece. İşte burası bir lansmandı tabii ki lansmana gitmesin. Lansmanda ne var yani? Bir alışveriş merkezi, alışveriş merkezi sitesinin şeyiydi. Partisi, gecesi eğlencesi de. Yani gecesi. Öyle bir parti değil ama parti derken yanlış anlaşılmasın. Yok ama yazın gece kulübüne evet. De geldiler hep beraber. Zaten ben bak buna itiraz ediyorum. Gece kulübüne 14 yaşındaki annesi çocuğun yanında. Ne işi var? Annesi. Fark etmez. Amerika'da giremezsin mesela. Ya şimdi ben meseleyi uzatmak istemedim ama. Hiç uzatmıyorsun. Bütün sabahtan yani Demet'in beridir Demet'in meselesinde başladım. De mesela konser alanına girmemesi lazım. Yasak olması lazım. Anladın mı? İyi mesela de. Ben görüyorum gece dışarı çıktığında. Gerçekten hani şimdi bunu şey için demiyorum. Defne'yi de severim. Gerçekten kızları da çok iyi yetiştiriyor. Onlar ayrı. Ama 14 yaşındaki kızın gece kulübüne oraya buraya gitmesi sana olmaz. Çok komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Geçen gün. Hele ki Bodrum'da, Çeşme'de falan yazın. Hepsi böyle. Geçen gün bir tanıdıklarımızın çocukları. Bir tanesi 7 yaşında. Bir tanesi 9 yaşında. Kimin? Bir tanıdıklarımız, ahbaplarımız. Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi 9 yaşında. İkisi giyindiler, çıktılar. Biz caddeye arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz dedi. Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi 9 yaşında. Yani artık böyle çocuklar falan beraber toplanıyorlar, kafelerde falan oturuyorlar. Yani bu başka bir dönem başladı. 7 yaşındaki 9 yaşındaki çocuk nasıl bırakılır dışarıya? Ya gidiyor, evet gidiyorlar. Caddede evet, buluşuyorlar, hep beraber kafede oturuyorlar, beraber sinemaya gidiyorlar yani. Yapılır mı? Hani başlarında yetişkin biri olmadan 7 yaşındaki 9 yaşındaki çocuk ya sen anlamıyorsun gerçekten sana söylüyorum. Çok enteresan bir bunlar ben diyorum ki bunlar küçülmüş de büyümüş mü diyorum yani. Bu anlayamıyorum yani. Başka büyüdü eskisi gibi değil hiçbir şey yani. Peki bakalım demiştik ya. 14 yaşında da hiç duruyor mu? Durmuyor çünkü. İşte bir makyaj, şey söyleyeceğim. Saç o ama yüzden bak, durmuyor. Şey şimdi bu kız 12 yaşında duruyor. Yıllar sonra diyecekler ki sana. Yıllar sonra diyecekler ki başıma benim geldiği için. O zaman da kaç yaşındaydım şimdi de kaç yaşındaydım diyecekler bak bu görüntülerle. Çünkü hiç kendi yaşı gibi durmuyor şu anda. Evet. 14 yaşında duruyor mu anlarsın? Durmuyor aşkına? Tabii ki. Ah. Peki dün ama demiştik işte bana ya. Bana da söylerlerdi de dinlemiyorsunuz. Dinleseniz dinleyin. Evet. Dün demiştik Tuana Türkay ile Alper Potuk'un ayrıldığını. Sen de dedin ki nereden ayrıldılar, nereden biliyorsun falan filan. Ben de at fava bekle diye söylemiştim sana. Bir bakalım haberimizi. Neden ayrıldıklarının da haberi geldi. Evlilik haberlerinin aksine Tuana Türkay ve Alper Potuk'un ilişkilerinin bittiği ortaya çıktı. Dün gazetelerde yer alan habere göre Tuana Türkay evliliğe zaman yok demiş, ayrıca ayrılık iddialarını da yalanlamıştı. Fakat gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Güzel oyuncunun açıklamalarının aksine ünlü futbolcuyla Türkay'ın ilişkileri bitmişti. Evlilik için zaman değil, meğer ilişki yokmuş. Edinilen bilgilere göre Tuana Türkay'ın sevgilisi Alper Potuk'un özel hayatına müdahale ederek telefonunu karıştırması, mesajlarını okuması ve sürekli takipte olması ilişkinin sonunu getirdi. Bu durum bize pek de uzak değildi. Hatırlayacaksınız en son Hacı Sabancı ve Özgü Ulusoy'un aynı sebepten ayrıldıkları magazin gündeminde yer aldı. Yakın çevresinden öğrenilen bilgilere göre güzel oyuncu Tuana Türkay ilişkinin bitmesini kabullenemiyor, hatta ayrılığı yok sayıyor. Bu bilgi doğrultusunda bir açıklamanın Tuana Türkay'dan gelmeyeceği aşikar. O nedenle gözler Alper Potuk cephesinde.
yine hiçbir şekilde anlamadım. Çünkü insanlar ayrılmadan da ayrıldı diye haberler çıkartıyorlar. Hı hı. Şu anda da hiç kimsenin bir açıklaması olmadıkça ben inanmadım. Hala inanmadım. Peki. Ayrılık nedeni olarak da işte Tuana Türkay'ın Alper Potuk'un sürekli telefonunu kurcalaması, özel hayatına müdahale etmesi, mesajlarını okuması gösteriliyormuş. Ondan yani dolayı bunlar evin içerisindeki ikili mesela mesajlarına baktı diyelim Tuana çocuğun. Hemen ben nereden bileceğiz? Nereden pardon? Bileceksin? Nereden? Ben diyelim ki sen Özay'ın mesajlarına baktın. Evet. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Kendine bırakmıyorsun ki o bilgiyi. Mesela Tuana da Alper'in mesajlara baktıysa gidiyor en yakın kız arkadaşına. Ay Alper'in baktı, ay diyor bir kız yazmıştı, ay bilmem ne olmuştu, bir derdini söylüyor. Bir kız arkadaşına, en yakın arkadaşına anlatıyor. Zaten bu magazin haberleri, tabii ki bu magazin haberleri nereden çıkıyor zaten? Ama her zaman doğru çıkmıyor ki. Ya her zaman doğru çıkmıyor tabii ki. Ama genel olarak bu magazin haberlerinin hepsinin çıkma nedeni arkadaşının arkadaşı vardır. İki kişinin bildiği sır değildir. Değil mi? Eğer sen de bizim aramızda bir sır varsa o sır değil. Böyle bir kural var. Tamam. Sen gidiyorsun birini anlatıyorsun. Ya ben bunun tersi olduysa ya çocuk onun telefonunu karıştırdıysa. Peki onu da yapmış olabilir. Yani burada her zaman kadını yeren bir vaziyette oluyor. Hep böyle kadın bir şey yapıyor. Hayır tam tersine Hacı Sabancı'da geçen hafta işte tartıştık. Özge Ulusoy'la ayrılmasının nedeni de Hacı Sabancı'nın karıştırması. Tamam Hacı'nın ki ama ortaya çıktığı için konuştuk. Ama genelde sadece, böyle ayrılıklarda. Sadece kadınlar yapmıyor bunu. Erkek de yapıyor işte. Ben yine de bana göre ayrılık İki taraftan gelen onaydan sonra ayrılık diyebiliriz. Hı hı. Çünkü her gün herkesi boşandırtıyorlar, ayrılıyor, şey yapıyorlar. Yani o yüzden de ben hala buna inanmıyorum. Çünkü iki taraftan da evet ayrıldık. Resmi bir açıklama bekliyorsun sen. Peki. Yani tamam olabilir yani şey yok. Her gün yıllarca şeyi boşandırmak istediler. Ne denir? Bir evli çift vardı ya. Unutuyorum her şeyi ben bu arada. Kim o? Benim B vitamini almam lazım gerçekten. Evet. Yılmaz Erdoğan'la Belçin Müzen. Yıllardır onlar boşanıyorlar. Her an boşanıyorlar. Devamlı ayrılıyorlar. Gördüğün ama boşanıyorlar. Artık beyninden geçenleri okumaya başladım. Evet korkutucu. Daha korkutucu. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar ayrıldıkları zaman ayrıldık demeli mi ayrıca? Ne zaman demeli bence ayrılırlarsa biliyor musun? Böyle saçma sapan haberler çıkarlarsa bence söylemeli. Çünkü ikisi de şimdi bir başkasını da görüşse birbirini aldattı pozisyonuna düşerler. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Ama geçen gün işte dün duyurum göstermiştik Yılmaz Erdoğan'ın kapanış. Ama mesela bazen de iki kişi kavga ediyor. Bir gün sürüyor o kavga. Ertesi gün barışıyorsun mesela. O sırada da millet ayrıldı diye haber çıkartıyor. Ertesi gün barışmış görüyor. Yani o da çok saçma. O yüzden iki insan ayrıldık demeden hiç kimse bu ayrılık haberlerine inanmasın diyorum. Ben şu anda inanmıyorum mesela bunların ayrıldığı. İyi peki bakalım. Ya bu sana bir normal kavga da olabilir. Evet. Tartışmış olabilirler. Bütün ilişkilerde tartışma da olabiliyor yani dış etkenle. Peki Seren olabilir. Bu ilişkinin bitmesini Tuana'cığım, asla sen beni ara. Asla burada kabul Tuana'nın edemeyecek. Yanında, İnşallah da bitmemiştir Allah zaten. Allah Allah. Yani birbirini seviyorlarsa uğraşmış, devam etsin ilişkileri. Seven insanlar yakışmışlar da ben yakıştırdım da onları çok. Tuana'nın bu sene filmine gittim. Filminde Tuana'yı çok bak ben Tuana'yı o kadar öyle bir sempatim yoktu açıkçası biliyorsun. Bir nefes yeterdi filmin adı. O filme gittikten sonra çok başarılı bir kız olduğunu düşünüyorum. Ve yazık onun kariyer yapması gerekiyor. Eğer bu çocuk da düzgün bir çocuksa bu kızla da evlensin yani. Madem seviyorlar. Peki madem öyle. Hayır ayırmaktan sonra birleştirmekte, Seren olsun. Hayır, birleştirmekte yarar ama, var. Ama hiç yapmayın çünkü nikahlara yetişemiyor. Sularda kalıyor şey yapıyor rüzgarınkine yetişememiş değil. Ben birçok kişinin nikah şahidi oldum. Ebru Şallı ile Harun'un oldum. Hepsi ayrıldı. Birçok, ha? Hepsi ayrıldı. O yüzden yani olmayın. Belki Los Angeles'a gittiğini söylemiştik. Aleyna Tilki'nin. Bakalım haberimizi izleyelim. Dün duyurmuştuk bunu son dakika haberi olarak. Aleyna Tilki dünya starı olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Genç şarkıcı 3 ay Los Angeles'ta kalacak. Öyle bir yıl olacak yani hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Ünlü isimlerle girdiği polemiklerle ve sosyal medya paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Aleyna Tilki, en son paylaştığı oyuncaklarla dolu fotoğraftaki uygunsuz görüntü yüzünden yeni bir skandala imza atmıştı. Paylaşımı tepki topladı. Adımına dikkat kayar düşer seni yolunda.
17 yaşındaki genç şarkıcı okulunu dondurup bu sabah Los Angeles'a uçtu. Tilki'nin bu hareketi tepkilerden kaçtı şeklinde yorumlandı. Ancak düşünülenin aksine Aleyna Tilki annesiyle birlikte gittiği Los Angeles'ta yaklaşık 3 ay kalacak. İlk olarak Aralık ayında kelebek ödülü töreni için yurda dönecek olan Tilki, sonrasında 3 ayını yarı Los Angeles, yarı Türkiye'de geçirecek. Bu doğum beni öldürdü. Artık ölüyorum. Bunu burada bırakıyorum. Yılbaşı için henüz bir sahne anlaşması yapmadığını öğrendiğimiz genç şarkıcı, Los Angeles'ta müzik şirketleriyle de görüşmelerine devam edecek. Aynı zamanda Tilki bu süre zarfında yabancı dilini de geliştirecek. Sen kokuna hasret uykularla damaştım. Aleyna Tilki geçtiğimiz Ağustos ayında Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda 10 yıl sonra Los Angeles'ta konser vermezsem bu işi bırakır ev hanımı olurum demişti. Görünen o ki Tilki'nin ev hanımı olmaya hiç de niyeti yok. Öyle bir yıl olacak yani, hazır olun şimdiden. Zaten seneye dünya starıyım. Hazır olun. Dün giderken Los Angeles'a görüntülerini de paylaştık. Giderken dünya starı olup geri döneceğim dedi. Hadi bakalım. Çünkü bana haberde de geçti ya. Ağustos'ta röportaj yaptım Aleyna Tilki ile. Bana demişti ki 10 yıl sonra Los Angeles'ta konser vermezsem bu işi bırakır ev hanımı olurum. Hayır, o 10 yıl sonra senin röportajında daha mütevaziymiş. Dün giderken önümüzdeki sene dünya starıyım diye gitti. Bakalım. Kızı da bu şeye soktunuz. Vallahi yani hiç normal değilsiniz hiçbiriniz gerçekten. İngilizcesini yani, geliştirecek. Aralığı... Onun için iyi bir şey yapıyor ama bence evet. Bütün sahne sanatçıların, bütün oyuncuların, hele bu kadar şimdi bak ne diyoruz? Türkiye Amerika'dan sonra en fazla dizi satan ülke diyoruz değil mi? Yanlış mı söyledim doğru, ben? Doğru. Ha, ama kalkıp da bizim bir oyuncumuz bir ödül aldığı zaman en azından teşekkür edebilecek kadar, birkaç cümle konuşabilecek kadar İngilizce bilmesi gerekiyor. Yani çok çağ dışı bir durum yani. Evet, yani gerçekten İngilizce... kendilerini geliştirsinler. Ders evet. Alsınlar, bu kadar vakit var Aleyna'da, yani. Aleyna'da İngilizcesini aferin geliştirmek Aleyna için. Aralık ortasına aferin kadar... Aleyna değil, önümüzdeki sene dünya starı olarak bekliyoruz. Hadi bakalım. Peki şimdi Türk erkeğinin bu öpüşme problemi devam ediyor anladığım kadarıyla. Türk erkeğinin ne problemi yok ki öpüşme problemi olmasın. Ne problemli bir ırksınız. Yani böyle bir şey olamaz gerçekten. %100 katılıyorum. Çok problemlisiniz. Her şeyiniz problemlisiniz. Yani, erkek zaten problemli. Türk erkeği daha da problemli. Siz çok problemlisiniz yani gerçekten. Baksana mesela geçen hafta vermiştik Elçin Sangu'nun öpüşmesi sırasında. Sevgilisinin salonu terk etmesini. Bu sefer de Çukur dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz'le sevgilisi Okan Yantır ayrılmış. Nedeni de öpüşme sahnesiymiş. Çünkü Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahnesi varmış filmde. Haberimiz var mı arkadaşlar bununla ilgili? Bir izleyelim bakalım. Sen var ya değilsin biliyorsun ama. O sahneler güzel oyuncuyu aşkından etti. Dilan Çiçek Deniz'in Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleri güzel oyuncunun başını yaktı. Gitme dur ne olursun, gitme kal, yalan söylediğim. Miss Turkey 2014 ikinci güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar Aras Bulut İynemli ile birlikte rol aldığı Çukur dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun dizideki ateşli sahneleri adeta olay oldu. Dilan Çiçek Deniz bu görüntüler için aklıma mantığıma yatmayan, kalbime hitap etmeyen bir senaryo gelseydi kabul etmezdim. Zaten Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçeceğimi duyduğumda çok mutlu oldum. O sahneler abartıldığı kadar büyütülecek bir şey değil açıklamasını yapmıştı. Hiçbir yere gitme. Merak etme. Evet, bu sahneler... Dilan Çiçek Deniz'le Okan Yantır arasındaki ilişkiyi bitirdiği iddia ediliyor. Şimdi onu dedim ya hani 22 yaşında güzel oyuncu ve Aras Bulut İynemli ile beraber oynuyor. İşte ekrana da sevgilisiyle görüntüleri geliyor Okan'la. Okan da dergici bir arkadaşımız, gazeteci bir arkadaşımız. Böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum ama artık benim aklım da karışmaya başladı ben bu işlerde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aklın karışmasın. Gerçekten bak ben kendim de yaşıyorum. Hayatınızdaki insan sizin kim olduğunuzu ve ne iş yaptığınızı bilerek bu işe başlıyor.
zaman içerisinde gün geçtikçe o kıskançlık ve size olan tutumu kesinlikle değişiyor. Ve bir yere bakışınızdan bile veyahut da atıyorum yani dans ederken ki vücut dilinizden bile rahatsız olmaya başlıyor. Bu normal bir durum değil. Anladım. O zaman olmayacaksın. O zaman böyle bir şarkıcı, ünlü, şöhretli, oyuncu birisinin olmayacaksın. Olup da yani hem kabul edip hem de bunları yapmak kadar daha karşı tarafı rahatsız eden hiçbir şey olamaz. Yani sen bana güvenmiyor musun? Bu benim işim. Ve orada ne atıyorum mesela işte dans etmişim veyahut da bakmış niye ben dans ediyorum? Niye o ortamdayım? Niye spor yaparken birisinle konuşuyorum? Niye böyle bir diyalogtayım? Niye ben alışveriş merkezine tek başıma gidiyorum? Yani saçma sapan artık öyle bir yere geliyor ki kıskançlık hepimizin başında. Bak onu da ben de şikayetçiyim Özay'dan. Burada o da beni seyrediyorsa. Öyle mi? Çünkü. Aha çünkü, parmak sallamaya başladı dur bakalım. Hayır ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle. Bizler öyle kadınlarız ki hiç gözümüz birisini severken bir başkasını görebilecek, bir başkasını düşünebilecek falan değil. Ama işime geliyorum, gücüme geliyorum, sporuma gidiyorum. Tabii ki bir hayatım olacak falan filan. Hmm. Yani şunu yapıyorlar. Bunu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yaparsan böyle. Hayır ben senin yanında senin istediğin gibi duruyorum. Ama benim bir hayatım var. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bir öpüşe eğer oyuncuysam öpüşeceğim. Eğer ben burada seninle program yapıyorsam sana sarılarak resim çektirebilirim. Evet doğru kabul ediyorum. Bunlar gece yarısı değil. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Hani gece bir yerlere gidip de böyle enteresan hallerde değiliz. Geçen gün Elçin Sangun'un sevgilisinin yapmış olduğu gibi olan bir görüntü vermiyoruz yani. Ya Eşref Kolçak'ın da böyle sahneleri varmış. Geçen konuşurken bunları sordum işte. Ya dedim ki bu genç oyuncuların sevgilileri öpüşünce terk ediyor falan filan dedim. Ya dedi bana da dedi işte hani bir öyle bir sahnemiz olduğu zaman seyirciler gelip o ne güzel de şey yaptım falan diye sorardı diyor. Şoför diyor direksiyonla bir ilişkisi bir şey hisseder mi ya diyor direksiyonu kullanırken diyor. Bizim için de diyor bu sahneler diyor tamamen böyle profesyonel bir şeydir diyor. Hani bir şey hissetmeden oynarsın karşısına diyor. Dolayısıyla ne benim eşim kıskandı diyor ne de böyle bir şey hissettim ama diyor. Ama tabii o zamanki o zamanlar hiç kimse kimsenin gidip de evliyken eşine falan bakabilecek. Belki vardı o zamanlarda da bizler tabii magazin programları olmadığı için bilmiyorduk ama bu kadar dejenerasyon olacağını zannetmiyorum. Yani sette bir başkasının evliliği bir adamlaysa yani oynuyorsa onun evliliğine veyahut da ilişkisine saygı duyardı insanlar eskiden. Şimdi öyle değil ki evliyse ilişkisi varsa daha çok yapışıyorlar. Yani öyle bir vaziyette olduğumuz için şu anda. Arnavutköy'de de ev arıyormuş Dilan Çiçek Deniz demek ki bu da ayrıldığına çünkü beraber yaşıyorlardı Okan Yantır'la ayrıldığına delalet. Ben sana bir şey söyleyeyim ben kıskançlığı çok kıskanılmak güzel bir şey aslında bunu kadınların hoşuna gidecek bir şey ama mantıksız kıskançlıklar yani kurallar koymak ilişkide şunu yapmalısın o yapmamalısın başka bir şeydir mantıksız ama mantıksız kıskançlıklar başka bir şeydir. Evet. Bu fenalık haline getirir en sonunda da kaçırtır. Peki geçen gün avukatıyla Ivana Sert arasında öptüm. Ivana Sert arasındaki tartışmayı aktarmıştık. Avukat konuşmuştu kameralarımıza. Bu kez de Ivana Sert avukata yanıt verdi. Bir bakalım neler dedi. Ay. Ivana Sert kendisine dava açan eski avukatını ne yapmakla suçladı? Avukatınız biliyorsunuz ki dava hiç yani. Aslında ben bu davaya açalı 5 aydan fazla bir zaman oldu. Şimdi benim alacağım yaklaşık 500 bin lira civarında ama kendisi bana 30 bin lira civarında bir rakam teklif etti. Kabul edeceğim bir rakam değildi. 30 bin lira davanın harcı bile değil açtığımız ki bana sadece bir davanın harcını ödemişti o tarihte açtığımız büyük bir davanın. Onun dışında bir ödeme yapmadı. Daha böyle hiç açtı. Yani hiç konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yok zaten. Kendim avukatlarım zaten bunlara uğraşıyor. Ve biliyorsunuz herkes meşhur olmaya çalışıyor bir şekilde. Peki Okan güzel Bey şey sizin değil. Avukatınız değil miydin daha önce? Benim değil. Eski şirketin. Çalıştığım şirketleri beraber. Menajerlik şirketinin. Hayır. Benim eski şirketin ortağın şirketi bir avukat. Şirketin avukatıydı. Yani sizin şahsi avukatınız değil. Ya yani o telebetti şeylerinde asla hiçbir şey doğrusu da değil. Böyle bir televde de olmaz. O rakamları da zaten olmuyor biliyorsunuz. Yani avukatlar zaten konuşuyorlar. Hiç o konuda bile girmek bile istemiyorum. Ona vermek istemiyorum. Reklam yapmak istemiyorum kimse netlice. Ben zaten hiç kimsenin paranın borcum yok. Hiçbir zaman da olmadı.
Evet, İvan Asayet'in açıklamaları böyle. Bu konuya birazdan döneriz ama çünkü stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcan bizle beraber. Hoş geldiniz Betül. Hoş geldiniz Bey. Hoş bulduk. İyiyim, çok sağ olun, çok teşekkürler. Otizm bir farkındalık etkinliği yapıyorsunuz değil mi? Evet. Nedir, biraz bahseder misiniz bizden? Aslında bize? Belki bir kısaca otizm nedir diye başlamak lütfen gerekir. Çünkü maalesef otizm konusunda farkındalığımız çok düşük. Otizm doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir farklılık. Takıntılı davranışlar ve sosyal etkileşim ve iletişim problemleriyle ortaya çıkıyor. Belirtileri de aslında çok ortada. Böyle hazır sizleri de bulmuşken ben buradan belirtileri de bir lütfen kere tekrarlamak istiyorum. Çünkü çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat edin. Evet. Buyurun. Mesela sizinle göz teması kurmuyorsa çocuğunuz, yine ismini söylediğiniz zaman size dönüp bakmıyorsa, sallanmak, parmak uçlarında yürümek, çırpınmak gibi bir takım davranışlar yapıyorsa, parmağıyla istediği şeyi işaret edemiyorsa, konuşmasında gerilik varsa ya da bazı sözcükleri anlamsızca tekrarlıyorsa, dönen nesnelere aşırı ilgisi varsa, bu gibi belirtiler, bu gibi farklılıklar otizmin belirtisi olabilir. Ne olur hiç vakit kaybetmeden hemen bir çocuk ergen psikiyatrisine başvurun. Kaç yaşında da ortaya çıkıyor? 18 ayda tanı koyuluyor çocuklarda. 6 aydan itibaren aslında belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor ama tanı koyulma yaşı 18 ay. Otizmin tek çaresi de erken tanı ve hemen akabinde yoğun sürekli özel eğitim. Kaç yaşına kadar peki otizmli olabilme ihtimali var çocuğun? Mesela 5 yaşından sonra olmaz gibi bir şey var mı? Ya da 10 yaş, 7 yaşından sonra? İlk yıllarda ortaya çıkıyor aslında otizmin belirtileri. O yüzden kritik. Eğitim içinde 3 ve 5 yaş arası inanılmaz önemli bir dönem. O yüzden biz her yerde otizmi ve belirtilerini anlatmaya çalışıyoruz ki nasıl çocuğumuzun aşılarına dikkat ediyoruz, büyümesine, boyuna, kilosuna vesaire. Ne olur bu konularda da bir sıkıntı varsa aileler biraz daha dikkatli olsun ki en kritik eğitim dönemlerini kaçırmayalım. Çünkü ne kadar erken eğitim alırlarsa ve tanısı koyulursa bu çocukların %50'si hayatına bizler gibi bağımsız birer birey olarak devam edebiliyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu gebelikte mesela testler yapılıyor ve denilebiliyor ki hani böyle bir risk var. Evet. İşte o riskleri ortadan kaldırmak bunu öğrendikten sonra mümkün mü yoksa o risk tanısı konduğu zaman değil mi? Yani ne yapmak lazım? Seren Hanım maalesef anne karnında anlaşılamıyor. Çocuk aslında iletişim kurmaya ve etkileşime başladığı zaman ortaya çıkan bir farklılık. O yüzden şu an herhangi bir test ya da anne karnında yapılabilecek herhangi bir şeyle anlaşılabilen bir şey değil. Ama doktorlar söylüyor böyle bir risk vardır diyor. Neye istinaden? Down sendromuna Down söylüyorlar. Için, şey için söylemiyorlar. Şey otizm için maalesef o değil. O doğduktan sonra. Evet. Ve 20 dakikada bir otizmli çocuk her, dünyaya geliyor evet, öyle mi? Evet. Görülme sıklığı inanılmaz derecede artıyor. Şu an her 68 çocukta bir otizmli doğma riski var dünyada. Kabul edilen oran bu. Yani şöyle anlatayım. Nedir? Şu an 68'de bir oranını biz Türkiye nüfusuna da projeksiyon yapıyoruz ve 352 bin otizmli çocuk ve gencimiz var diyebiliyoruz. Her 20 dakikada bir de dünyada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Peki mesela erken tanı konulduğu zaman çocuğun ileriki yaşlara doğru tamamen iyileşmesi söz konusu oluyor mu? Hayır olmuyor mu ama yine de iletişim sağlayabiliyor mu en fazla? Yani en fazlası ne oluyor bunun? En iyi iyileşme süreci nedir? Şöyle otizmden etkilenme derecesi çok önemli. Hı-hı. Dediğim gibi ne kadar erken tanı alırsa ve özel eğitimle hayatına devam ederse üniversite okuyan gençlerimiz var, işe girenler var. Dünyada çok çeşitli alanlarda çok örnek yani profesör doktor bile olmuş Temple Grandin var. Yani bunun bir şeyi yok aslında hani. Normal gerçekten bizlerin yapabileceği her şeyi yapabilir duruma gelebilirler ama kritik olan erken tanı ki 18 ay hemen akabinde peki, yoğun sürekli bunu, özel eğitim. Bunu bana yazan Cengiz abi destekleyen için teşekkürler evet diyen bir otizmli evet kardeşimiz değil mi? Bizim bir okulumuz var özel tohum vakfı özel eğitim okulu orada eğitim gören çocuklarımızdan sizlere teşekkür etmek ay, çok istedik. Çok tatlılar çok teşekkür ederim. Peki bununla ilgili farkındalığı arttırmak için ne yapıyorsunuz? Bir etkinliğiniz var. Evet ondan da bütün aslında kısaca yaptığımız bu, bütün bu çalışmalar sadece çünkü farkındalık konusunda yapmıyoruz. Projeler geliştiriyoruz bir okulumuz var otizmli çocukların eğitimine destek oluyoruz. O yüzden de tabii ki kaynağa ihtiyacımız var. Her ne yıl, istiyorsunuz?
yapıyorsunuz? Her yıl geleneksel olarak yaptığımız bir yılbaşı alışveriş şenliğimiz var ki bu sene 10. yaşını kutluyoruz. Ne zaman bu, nerede? Yarın ve 23'ünde, yani 22 ve 23 Kasım'da Beşiktaş'ta bir otelde yapıyoruz. Tamam. Ve herkesi, kapımız herkese açık, bekliyoruz. Bu gördüğünüz ürün, otizmli kardeş, evet, Mustafa Birdal yaptı, otizmli. Allah Allah. 14 yaşında Mustafa. Bakın, 8 yıldır burslu öğrencimiz bizim. Mustafa iletişim kuramıyor. Çok kendi iç dünyasını anlatamıyor. Bakın, ama bütün, evet. Bu da telefon kılıfı. Evet, bütün iç dünyasını böyle çizgilere yansıtıyor ve elini kaldırmadan çiziyor tüm bunları. Allah Allah, görüyorsun. Ve biz onun bu güzel eserlerini aslında 10. yıl koleksiyonuna, ürünlere dönüştürdük. Yine bütün bunun gelirleri otizmli çocuklar yararına, onların eğitim bursuna ve eğitim projelerine aktarılacak. Bu arada da cemiyetten de ünlü isimler, evet, destek veriyor. Siren Ertan gibi çok önemli bir modacı ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Bu tohum şalını bana göndermiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çünkü o da bütün böyle sosyal sorumluluk projelerinde sağ olsun destek veriyor. Mesela bu şalı ne yapıyorsunuz? Yarın satılacak, evet, mı bu şal? Evet, iki gün boyunca bu şalda otizmli çocuklar yararına satılacak. Hı hı. Eğitimin bütün, pardon, etkinliğin bütün gelirinin tamamı otizmli çocuklar yararına zaten aktarılacak. İki gün, yarın ve öbür gün, evet, 22, Boğaz'daki bir ünlü bir otelde, evet, olacak. Biz de gideceğiz yarın. Yarın gideceğiz. Harika. Alışveriş yapmaya geleceğiz. Çünkü satılan her ürün, evet, otizmli çocukların eğitimine aktarılıyor. Ve otizm, Tohum Otizm Vakfı'nın bir şey, etkinliği bu. Evet. Bir ufak ekleme daha yapayım. Sadece, buyurun, alışveriş yapmayacaksınız. Çok alanında uzman isimlerden söyleşiler dinleme imkanınız var. Yine 10. yıla özel harika bir hediye çekilişimiz var. 10 tane süper hediye. Etkinliğe gelen herkesin bunları kazanma şansı var. Zaten Cengiz o yüzden geliyordu. Kesin bana çıkar. Evet. Ben şanslıyım. Bütün hediyeler ona çıkıyor. Yani şöyle diyeyim, harika bir mücevher küpe var. Onu bana hediye eder. Ondan sonra uçak biletleri, inanımız güzel otellerden. Uçak bileti bana çıksın, ben bir an önce gitmek istiyorum gerçekten. Valla çok güzel bir yere uçak biletimiz var. Harika. Yarın, peki şaka bir yana, yarın orada olacağız. Çok sağ olun. Bu etkinliğine gideceğiz. Yarın ve öbür gün dediğim gibi Boğaz'da bir otelde düzenlenecek bu etkinlik. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ve reklamlara gireceğiz. Çok sağ olun. Evet efendim, duymayan kalmasın devam ediyor. Seren Serengil mikrofonunu takıyor. Tamam, sen devam et. Tamam, peki. O zaman bir son dakika haberiyle devam edelim. Bülent Özçivit, Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit anjiyo oldu ve hastanedeydi. İşte bu fotoğrafı paylaştılar. Burak Özçivit de hemen babasının yanına gitti. Bülent Özçivit Acıbadem'de, karşıda, İstanbul Anadolu yakasında hastaneye yattı ve bir anjiyo oldu. Burak Özçivit'in filminde daha önce de Burak Özçivit aynı şekilde bir rahatsızlık geçirmişti. Ve ayak bileğinde yan bağları kopmuştu. Filme ara vermişti. Şimdi de babası Bülent Özçivit anjiyo oldu. Çünkü babası da filmde çalışıyor. Filmin prodüksiyonunun başında Burak Özçivit'le çalışıyor. Burak Özçivit de filmin ortak yapımcılarından bir tanesi, biri zaten. Ve o filmde beraber çalışıyorlardı. Filmde şimdi hem Burak Özçivit ayak yan bağları kopunca, hem de babası anjiyo geçince vay filmde ne oluyor falan diye hemen konuşmalar başladı. Ama sağlık durumu iyiymiş. Bülent Bey'e de geçmiş olsun diyoruz. Burak'a da, bütün aileye geçmiş olsun bu diyoruz. Bu Kasım ayı kötü bir ay. Habire söyleye söyleye şu Kasım'ın sonunu getiremedim. Ne yapabilirim? Söyle, dikkat etsinler diyorsam Allah Allah. Birbirinize Kasım ayı, çok Kasım ayı diye diye var ya. Ama ya okuyorum anne. Astrolojiyle ilgilenmiyor musun sen? Sen ilgileniyorsun. İlgileniyorum. Kasım ayının diyor çok dikkat edin. Tamir gösterin. Tamirsizlikler olacak. Kavgalar, gürültüler, bir sürü şeyler olacak. Kazalar olacak. Dertler olacak. Bir sürü hastalıklar olabilecek. Ani şeyler çıkacak diyor. Allah, hepsi çıkıyor yani. Hepsi dikkat çıkıyor. Edin. Aynen. Nazar, Burak Özçivit'in de dua edin, başına şey yapın, geldi. Babası Bülent Özçivit'in de başına geldi işte. Anjiyo oldu. Hastanede. Geçmiş çok olsun, geçmiş diyoruz. Olsun. Yani Burak çok güzel bir evliliği var. Güzel bir evlilik yaptı. Hayatında her şey yolunda. Güzel reklam teklifleri alıyor falan. Ama
Nazar çok önemli. Bak bu nazara sen böyle şeyle inanmıyorsun da ben çok inanıyorum. Ben insanların nazara geldiğine inanıyorum. Aslında her şeyimizi, biz karar aldık biliyor musun? Her şeyimizi koymayacağız artık. Ne yapacağız her şeyle? Instagram'a. Her şeyimizi söylemeyeceğiz. Çünkü bak parmağım gitti, ağzımda yaralar çıktı, kafama ızgara düştü yani. Devamlı bir şey geliyor başımıza. Gerçekten yani bu insanın kötülüğünden değil, bazen iyi gözden de nazar gelirmiş yani. Her şeyi, her güzel şeyi de paylaşmamakta yarar var. Onların da bak, bence Burak'ın hayatında her şey çok güzel gidiyor. Birdenbire yok kaza oldu, babası anjiyomuş, çok geçmiş oldu. Şeren Bürsin'le birlikte oynadıkları filmin setinde kendisi de nazar, ayak yan bağlarını koparmıştı. Can Feda filmin çekimleri aksamıştı. Neyse bu kadarlıklar. Evet, inşallah. Şu Kasım ayına arkadaşlar hep beraber bir atlatalım. Şu Aralık 1'e gelin. Sık dişini 10 gün kaldı. Ha? Sık dişini 10 gün kaldı diyor. Sen de sık dişini. 10 günümüz var arkadaşlar Kasım bitmesine. Kasım'da tamam. Aşk başkadır. Ya bu sene bu Kasım başka, tamam. Bu Kasım'da kötü bir Kasım. Geçsin hemen bence. Peki. Bir son dakika haberini daha aktaralım. Yeliz Yeşilmen'le ilgili. Ne geçtiğimiz olmuş? Hafta haberi aktarmıştık. Yeliz Yeşilmen'in eşiyle beraber işte bu sabah az önce. Tüm delilleri koyduk arkadaşlar. Neyin ne olduğu bir buçuk iki aylık bir zamanda Allah izin verirse çıkacak. Böyle bir yazışmalar evet. Olduğu da çıktı. Yani her şey çıkacak ve bunu yapanlar da biliyorsunuz değil mi? Cezalarına çarptırılacaklar. Devlete güveniyorum, emniyete güveniyorum. Öyle ailem, özel hayatım, eşime benim hakkında sallamak o kadar kolay değil. Bunların bir bedeli var. Bence bedeller de kimin varsa ödenecek. İftiralar, atılanlar. Zaten benim bazı hesaplarım açılmış. Daha önce kazanılmış davalarım var. Para cezaları var, çarptırılmış. O kişiler kendilerini bilirler. Eğer yine o kişiler çıkarsa sanırım hapse girecek diye düşünüyorum. Herkese bizden Ali Bey sevgiler. Tüm zamanımızı buna ayırdık. Görüşürüz. Evet. Yeliz Yeşilmen ve eşi Ali Uğur Akbaş bu sabah az önce mahkemeye suç duyurusunda bulunmak için mahkemeye gittiler. Orada giderken de Yeliz Yeşilmen bu paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz hafta haber aktarmıştık zaten. Ali Uğur Bey'in eski eşi Gülbin Hanım çeşitli iddialarda bulunmuştu. Eski eşi Gülbin Hanım'la alakalı bir şey değil ki bu. İşte onların iddiası, Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Bey'in iddiası. O mu yapıyormuş? O yapıyor diye çünkü... Uğur Bey'in bir başka bir kadınla yazışmaları ortaya atılmıştı. Ya bayağı 12 demişti. Yıl falan geçmedi mi? Ayrılalı 12 yıl falan geçmedi mi? Tabii 6 yani, bayağı, yıl evet, 16 yıl sonra mı yaptı kadın 16 bunları? 16 yıl. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yeliz Yeşilmen'e şurada sadece katılıyorum. Hakkımızda iftiraya yönelik grup 3 kişiden fazla iftiraysa ama. Bazıları da yapıyorlar. Herkes bize iftira atıyor. Onlardan bahsetmiyor. Onlar zaten kendini çok komik duruma düşürdüler de artık. Ben şunu söylüyorum. Mesela yorum var ya, yorum bölümü. Yorum bölümünde yazanlar birbirleriyle ilintili kişiler çıkarlarsa. Çeteye hemen. Tabii. Bazı sayfalar var Instagram'da mesela. Bunlar birilerinin aleyhine özellikle mesela beni takmış, devam benim hakkımda yalan haber yapıyor. Onun altına yorumlar yazdırıyorlar. Bunlar hepsi bir bütün. Bunlar gerçekten şikayete, bunlar gerçekten çeteye giriyorlar. Evet. Bunun için de bu yapsınlar çünkü bunu iftiraysa ailesine insana iftira atmak dünyanın en onurunu zedeleyen bir şey, itibarını yok eden bir şey. O yüzden bunu yapmalılar ama eski işte aralarındaki bu münasebetsiz diyalogdan hiç hoşlanmadım ben gerçekten. Evet. Çünkü o kadının da kendine göre yaraları var. Ha, konuşmalar düzeyli mi? Değil. Ama bir takım şeyler yaşanmış mı evliyken? Yaşanmış. O yüzden bence bu diyalogların daha fazla televizyona gelmesi ve birbirleri hakkında atışmaları da doğru değil bence. Evet, mahkemeye taşındı zaten. Belki... Bakalım mahkeme ne karar verecek? Gerçekten eski eş mi yapıyor bunu yoksa başkaları mı yapıyor? Göreceğiz diyelim. Ve Kıvanç Tatlıtuğ. Yapmıyorsa ne olacak? Ya o da karşı dava açacaktır herhalde. Bana böyle bir suçlamada bulundular şimdi, diye. Şimdi bu konuyla ilgili var. Söylemiyorum ama şunu söyleyeyim Cengiz. Hemen bizimle de alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ödüller alan bir programımız ve başarılı bir programımız. Sizin sayenizde tabii ki. Bize yalan haber yaptı veya iftira attı falan denildiği zaman böyle damarlarım falan çekiliyor gerçekten. O yüzden bu tip bir şekilde bizi itibarsızlaştırmaya çalışan her kişi için
bunu ispatlayamadığı zaman veyahut da tersini biz ispatladığımız zaman bizim de karşı tarafa benim programım, yani benim derken bizim evet, programımızda itibarsızlaştırma söz konusu olan hakkımız da var. Biz de bunları saklı tutuyoruz. Onu da peki Kıvanç Tatlıtuğ'a gidiyoruz. Hadi bir oğlum filminin çekimleri için Kaş'ta devam ediyor. Kaş'ta bulunmaya devam ediyor. Ve orada dalış tutkusunu da herkes biliyor zaten Kıvanç'ın. İşte böyle dalmış bu fotoğraflar ve videoları paylaştı. Kanatları 21 metre, gövdesi 16 metre olan 1935 model savaş uçağının enkazına dalmış. Allah. Evet, aynen bak. Bayağı iyi. Kaç metreymiş bakayım bu? Burun kısmı 58, kuyruk kısmı 71 metrede diyor. Ay orası evet. Cennet ya. Evet, Kaşlı arkadaşımız Esin de bunu teyit ediyor değil mi? Aynen Esin, Kaşlı tabii. İşte dalış görüntüleri. Bir yandan filmini çekiyor, bir yandan da valla... Ay nasıl güzel. Orası ne kadar güzel. Ekim'in, Kasım'ın güzel tatilinin keyfini çıkarıyor Kıvanç. Tabii ne kadar... Sen gittin mi Kaş'a? Uzun yıllardır gitmiyorum. Ya açıkçası. Anlatamam sana evet. Kadar güzel bir yer. Bayağıdır herhalde bir son 10 yıldır gitmiyorum. Engin Akürek'te her yaz orada. Evet. Ne alaka? Sanki bir... Herkes bütün oyuncular yani. Orada. Çünkü orada Bodrum'a gitmeyen, o keşmekeşliği sevmeyen, daha kafasını dinlemek isteyen, o renkli dünyadan uzak olup da tatil yapmak isteyen, dalmak isteyen, doğayı yaşamak isteyen bütün oyuncular orada. Evet, o yüzden 70... sen gelmesen iyi olurdu. Sen gelme hakikaten. Peki Erol Büyükburç'a bakalım. Bir mirasçı daha çıktı. Geçen hafta haberini vermiştik. Erol Büyükburç'un yaşayan 3 kızı var. Ajlan 1999 yılında hayatını kaybetmişti. Bir 4. kızı daha çıktı ve mirasa ortak oldu. Bakalım neler dedi bizim kameralarımıza. Türk pop müziğinin efsane ismi merhum sanatçı Erol Büyükburç'un 3 kızı arasında süren milyonluk miras davasında şoke edecek bir gelişme yaşandı. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Mirasa bir ortak daha çıktı. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem. Erol Büyükburç'un yasal mirasçıları olarak belirlenen kızları Evren Büyükburç, Ceyhan Büyükburç ve Özlem Kaya'nın arasındaki vesayet davasına bir isim daha eklendi. O kişi ünlü müzisyenin nüfusuna geçirmediği kızı Esra. Saksı değilim ben. Esra. Ben Erol Büyükburç'um. Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar edemez. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Erol Büyükburç'un reddettiği kızı Esra sadece duymayan kalmasına konuştu. Babanın sana söylediği bir laf var. Seni kesinlikle yüzü bırakmayacağım diye bir laf söyledi. Abi canım. Onun için hiçbir yerde geçmiyor. O her şeyi söyledi ama icraat olmadı hiçbir zaman. Ya bir şey söyleyeyim. Ama ben zaten onun hiçbir zaman malı için yanında olmadım ki. Bizdi zaten. Ben adama aşıktım, seviyordum ama inanmıyordu, inanmadı. Herkes onun aklına girdi. Malı için peşinde olduğumu düşündüğünden dolayı adam uzak kaldı. Hayır. Erol Büyükburç'un miras bırakmadığı kızı Ceyhan Büyükburç'un vicdanımı rahatsız eden tek şey babamın nüfusuna geçirmediği kardeşimiz dediği Esra Şimşek'i duymayan kalmasın ekibi buldu. Esra Hanım Gölcük'te Selimiye köyünde işte bu evde hayatını sürdürüyor. Ağlıyorum, 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 ağlıyorum. Esra Hanım kendisinden 20 yaş büyük Mesut Şimşek'le evli. Esra Hanım babasının mirası ile ilgili söyledikleriyle şaşırtıyor. Esra Hanım'ın eşi Mesut Bey ise miras davası için ısrarcı görünüyor. Miras tartışması eşleri birbirine düşürdü. Onlar da istiyor karşı taraf. Tamam biz de istiyoruz, neden? Karımın ve çocuğumun geleceği için. İleride Allah korusun bana bir şey oldu. Yüzsüz kalacaklar. Geleceği için maddi bir ihtiyaçları olacak. Pekala niye kabullenmiyor? Aslında ben tenezzül ediyorum. Ya tenezzül değil. Ne demişler? Ölüm hak, miras helaldir. Onlar nasıl istiyorsa sen de yapman gerekir. Onlar düşük seviyede değilim. Küçük para görüşüm. Dünyalıktır yani. Sevgi ya, tamam. Ömür boyu. Ya, tamam, benim kararım da bu. Ya tamam, anlatamadım. Sevgi ömürlükse niye o sevgiyi
Baban öldükten sonra kardeşlerini sana göstermedi dışarıda. Esra Hanım'ın aksine Mesut Bey, eşinin babası Erol Büyükburcu'nun mirasına ortak olması gerektiğini söylerken kendisine göre haklı nedenleri de sıralıyor. Kardeşleri, Özlem'le Ceyhan neden kardeşlerini kardeşi Esra'ya sırt çevirdi? Onu çözebilmiş değilim. Acaba babaları öldükten sonra mirasın bölünmemesi için mi Esra'yı saf dışı bıraktılar? Bunu öğrenmek istiyorum. Onlar da istiyor, karşı taraf. E tamam, biz de istiyoruz. Neden? Karımın ve çocuğumun geleceği için. İleride Allah korusun bana bir şey oldu. Yüzüstü kalacaklar. Geleceği için maddi bir ihtiyaçları olacak. Pekala, niye kabullenmiyor? Kısacası Esra Hanım, babası tarafından yıllar önce reddedilmesinin kırgınlığını hala yaşıyor. Mesut Bey ise eşi Esra Hanım'ın kendileri için değil, çocukları için haklarına sahip çıkmasını istiyor. İlerleyen günlerde Erol Büyükburcu'nun miras davasında şoke edici gelişmeler yaşanabilir. Erol Büyükburcu'nun miras davasının sıkı takipçisi olduğumuzu şimdiden söyleyelim. Bu da reyting yapar işte, bu da reyting yapar işte. Al sana. Hah, al sana şimdi. Buyurun. Al, aynen. Buradan. Bu yakın. Buyurun, evet. Şimdi Esra, efendim, şimdi yıllar önce Erol Büyükburç'un gazete küpürlerine de konu olan, gazetelere haber olan kızı Esra, bizim Yaren gitti, Gölcük'te Selimiye köyünde buldu Esra'yı. Şu an kendisinden 20 yaş büyük Mesut Bey'le evli ve demin de görüntüleri geldi. Çok mütevazi bir evde. Mütevazi bir evde. Hayatını sürdürüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok takdir ettim ben Esra'yı. Esra'yı. Evet. Çünkü bir lafın arasında dedi ki önemli olan sevgi dedi. Kazanacak mı hayat boyu? Kazanmayacak maalesef. Ama bakış açısını ve duruşunu çok sevdim. Tenezzül bile etmiyorum dedi. Yani Mesut Bey'e buradan bir şey söylemek istiyorum. Bir lafı dikkatimi çekti. Bana çok ters geldi. Dedi ki yarın bana bir şey olursa dedi. Bu mirastan hak almasını istiyorum çünkü bana bir şey olursa çocuğuna ve kendisine baksın dedi. Bir kere babasına güvenerek insan koca almaz. Yani babasının bırakacaklarına güvenerek mi siz evlendiniz, bu kızla evlendiniz? Bence bu kadar bu miras hakkında konuşması gereken siz hiç değilsiniz. O hiç güzel ve şık durmamış bence. Ama bence alması gerekiyor. Kızın. Hı-hı. Yani çünkü gerçekten çok... Ama tabii Erol Büyükburç Evren tek bir kızına bıraktı. Ceyhan ve Özlem'e de bırakmadı. Zaten dava o yüzden sürüyor. Ay şimdi ona Ceyhan çok ve Özlem yani dava açtılar mirastan pay alabilmek için. Ama şimdi bir dördüncü kız kardeş ortaya çıktı. Dördüncü kız kardeşinde... Sizin babalarımız da ne fena ya, maşallah. Vallahi yani Allah rahmet eylesin ama Erol abi de... Böyle bir şey yok yani. Gerçekten. Vallahi maşallah işte yıllar önce Erol Büyükburç'un babalık davası diye. Ya kusura bakma ben her zaman söylüyorum. Ben kendi anneme de söylüyorum. Anne ve babalar hayattayken hepsinin. Bak şimdi bu kız burada yaşıyor. Koskocaman, evet. Erol Büyükburç bir tane Gölcük'ün daha yok diyen Erol Büyükburç. Allah rahmet eylesin. Burada yaşıyor derken yemin ediyorum size. Bak eğer o evin içerisinde huzurluysam yemin ediyorum ben de gidip orada yaşarım. Yaşadım da daha önceler. O yüzden de şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok takdir ettim ben Esra'yı. Allah onun yanında olsun. Eşine de buradan selamı şey yapıyorum. O kızın kıymetini bilsin. Yani çok iyi bir kız, belli bir yani düzgün duruşu, tok gözlü, parada pulu, gözü o zaten öyle bir daha mütevazi bir hayat seçmez. Bugüne kadar çoktan babasına dava açardı. Birçok insan gibi haber çıkardı, olurdu. Haber biz, olurdu. Yaren gidip anca araştırıp buldu yıllar önceki küpürlerden ortaya çıkarıp izini sürüp Gölcük'te Selimiye köyünde böyle buldu. Röportaj şimdi yaptı ama bakalım efendim? Bir sonraki davada. Ertelendi zaten dava. Şubat ayına ertelenmişti. Şubat ayındaki davada... Peki bu kardeşler bir araya gelseler? Zaten Ceyhan ve Özlem diyormuş ki biz eğer pay alabilirsek Evren'den, diğer kızdan mirasın bırakıldığı... Erol Büyükburç'un kızı Evren'den biz pay alabilirsek buradan senin hakkını da vereceğiz onların demişler. Onların hak vermelerine gerek yok. Onu zaten otomatikman hakkı var artık. Ama şeyde nedir o? Dava açan değil şey. Kim? Esra Hanım. Gölcük'te yaşayan. Açmıyor. Açmasa da açarsa şu anda babasının olduğunu da ama ispat eden. Ama nüfusta gözükmüyor. Yıllar önce işte evlatlıktan reddetmiş.
Gözlük kemik çıkarttılar şeyden. DNA testi. DNA'dan al başına dert şimdi. Evet. O yüzden ben sinir oluyorum. Yani annelerimize ve babalarımıza kusura bakmayın. Hep bunu söylüyorum. Hayattayken hepimizin şeyini yapacaksınız. Yapılacak bir şey yok. Hani para bulup bırakanlardan şey yapıyorum. Yani hepimizin bu, yani insan kardeşini sevse de işin içerisinde birazcık maalesef hayatını kendinle alakalı menfaat... Para pul girince evet. En iyi kardeşlerle aradığında... Niye beni karşı karşıya getiriyorsun kardeşimle? Niye getiriyorsun evet. Beni yani? Anne başına yani. Bunu yapmanız gerekiyor. Hepiniz hayattayken yapın bunu yani. Peki Şevket Çoruh'a bakalım. Şevket Çoruh'la ilgili, sevilen oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme var. Çünkü 4 yıldır sürdürdüğü bir ilişki vardı. Ne evet. Oldu bu ilişki? Sence? Evlilikle mi? Hadi bakalım. Ah, bak. Güzel şeyler söyle. İzleyelim haberimizi. Ünlü oyuncu evleniyor. 4 yıllık aşkına tek taş aldı. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. 12 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh şu sıralar hayatının en yoğun günlerini yaşıyor. Buyur baba. Başın sağ olsun. Sağ ol baba hepimizin. Sen nasılsın? Yorgunum baba. Cenaze kaldırmaktan yoruldum. Dizi setinin yanı sıra Frankenstein Canavar gibi ve Aile İşi filmlerinde oynayan ünlü oyuncu bir yandan da bütün birikimini ortaya koyarak kurduğu baba sahnenin ayakta kalması için dört koldan çalışıyor. Manası yokluğunda daha çok anlaşılan kişi. Baba hiçbir lehçeden türetilmemiş, çocuk sesinden türetilmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel hayatında da her şey yolunda giden Şevket Çoruh, 4 yıldır medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turnay'la beraberlik yaşıyor. Şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Ünlü oyuncunun uzun zamandır planladığı evlilik teklifini de sonunda yaptığı ve sevgilisine iri bir tek taş yüzük hediye ettiği ortaya çıktı. Şevket Çoruh'un aldığı tek taş yüzük, sevgilisi Turna'nın Insta Story'den paylaştığı fotoğrafta gün yüzüne çıktı. Çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacağı öğrenildi. Mustafa Ceceli'den dinledik. Seni sağlığımda, hastalığımda yanımda görmeliyim dedi. Ama işte ölüm bizi ayırıncaya kadar değil, bir başkası bizi ayırıncaya kadar diye şarkı eklemeliydi. Ama şarkı güzel gitmiş. En azından bu çifte uygun olmuş şarkı. Evet. Mutluluklar dileriz. Ben Şevket... adam gibi adamları seviyorum. Evet. Ben ilişkilerine sahip çıkan böyle. Yıllarını bir kadının yıllarını aldıktan sonra bir kadın için, erkekler için o kadar önemli olmasa da kadınlar her zaman bir sonuca varmak isterler. Bunlar da, bunda da çok haklılardır. Çünkü zamanları gidiyordur. Hı-hı. Bir ilişkinin bir amacı olmalıdır. Adam gibi adamlar, bunu kavrayan adamlar, sahip çıkan, sonuca giden evet. Adamları seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Gerçekten 4 yıldır birlikteydiler. Evet. Ve baba sahneyi kurmuştu geçtiğimiz aylarda. Ve en uzun Şevket süren dizilerden bir tanesinde oynadı. Bir oyuncudur. Evet. İyi bir oyuncudur da. Aynen. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Peki bu akşam ufak tefek cinayetler akşamı. Bizim. Salı akşamı aynen. Bizim son haftaların en çok beğenilen dizisi. Ha, böyle güzel beşinci olamaz. Beşinci bölümü geliyor bu akşam ekrana. Ne oluyormuş? Kliniği mühürlenen Oya ne yapacak diye merak ediliyor tabii ki. Karanlık Sırlar ve Yalanlar. Vallahi entrika, bu çatışma falan filan çok iyi kuruldu bu dizide. Ben mesela bazen seyrediyorum, bir daha seyrediyorum sonra. Evet. O kadar seviyorum diziyi yani evet. Gerçekten. Çok iyi oturdu. Ya bu kadar entrika gerçekten hayatımızda var. Ve bu karakterlerin de ben içimizde var olduğunu düşündüğüm için daha çok seyrediyorum. Evet. Yani çok... Sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Evet. Aa, bu akşam saat 20'de ufak tefek cinayetler var efendim. Herkesi davet ediyoruz Star ekranlarına. Peki programı Teoman'la bitirelim mi? Bitirelim. Ne yapıyor? Şarkı mı söyleyecek? 50 yaşına girdi Teoman. Hayır, şarkı var mı? Evet, şarkısı da var. Sahneden kutladı. Gemiler, İstanbul'da Sonbahar, Kupa Kızı, Sinek Kolesi gibi pek çok şarkıya imza attı. Ve 50 yaşını kutladı. Biz de kendisine iyi ki doğdun Teoman diyoruz. İyi ki doğdun diyoruz. Ve hoşça kalın. Şarkı da bana çıksın. Haydi bakalım.